5 tane mi? Merhabalar dostlar. Söz verdiğimiz gibi 9.30'da tam 30'da Merhabalar geri efendim. döndük. Ben mi dönüyorum, Evet, intro mu sıradaki dönüyor? Chat, bölümdeyiz. intro dönüyordu abi. Şöyle, biz Lore Konseyi olarak yeni bir konsept yaptık. Aynen böyle. Onun da girişi bu şekildeydi. Bugün de üstüne iyi geldin. Sylvanas isimli bir karakteri konuşacağız. Kim ki acaba bu diyeceğiz. Acaba kim o ya? Yani Vanilla'nın başından, Warcraft 3'ten beri hikayesi doldurula doldurula anlatan, anlatılan ve altı tamamen, hani nasıl söyleyeyim, gizemlerle ve bilinmezliklerle doldurulan bir karakter. Bunu konuşacağız. Açıkçası bir yol haritası çizmedik bu şeyde, çünkü çok, nasıl söyleyeyim, kendi içimizde de farklı görüş şeyleri var, nasıl söyleyeyim, yani odakları oluştu. Evet, evet. Yani biz burada 4 kişiyiz, 4 farklı görüşe sahip insanlar haline geldik. Ama bu yayını yapmamızın kararı da zaten bu farklı görüşlerin ortaya çıkmasından kaynaklandı ki güzel, zengin bir içerik sunabilelimdi Evet abi, bir de size. çoklu ses var. Yok, Zorilla'nın Gorilla ile bir bağlantısı yok diyoruz ve Sylvanas'la ilgili İşte ufak ya. ufak sorular sora sora önce bir tanıyalım kendisini diyorum ve biraz daha geçtiğimiz yayında Shadowlands'te Murat Han'la başlamıştım. Bu yayında Görkem'le başlayacağım. Biraz daha ansiklopedik bilgi alalım Evet evet öncelikle. o lazım şimdi. Abi Eyvah. Sylvanas, yani baştan bir tanıyalım. Yani Sylvanas kim? Nereden geldi? Nasıl geldi? Ama şey, mesela nasıl söyleyeyim? Yanlış anlama. Nacizane yorumlayarak değil. Böyle direkt şu oldu. İşte Bilgi Arthas olarak. geldi gibi falan İşte vesaire. ansiklopedik olarak. O zaman ilk baştan başlayalım. Tamam. Zaten Sylvanas Windrunner, bildiğiniz gibi Silvermoon'un bir Ranger generali olarak ilk başta karşımıza çıkıyor. Orada doğmuş ve aslında High Elf zamanından beri işte Silvermoon'da soylu ailelerden birinin kızlarından biri ve kendini her zaman işte savaş sanatında ve elflerin o zaman artık faydalı gördüğü şeylerde yetiştirmiş birisi ve bu sayede hem yeteneği hem stratejik bilgisi sayesinde çok çabuk bir şekilde işte üst mertebelere çıkıyor. Hem aile içinde hem de işte askeri konum olarak ve Ranger General oluyor. Yani bütün Ranger'ların artık High Elf Ranger'ların yani başkumandanı gibi bir şey. Tabii bu durumun rahatı bildiğiniz gibi Arthas işte Silvermoon'u işgal etmek için saldırdığında Scourge'le oraya geldiğinde bozuluyor. İlk başta Arthas geçemiyor bölgeyi, sonradan işte şimdi artık şey Void Elf'lerin nasıl diyeyim Diyarı. yani gücünü borçlu olduğu Darkhan sayesinde savunma hattını geçiyor ve ondan sonra işgal ediyor. Bu sırada da Sylvanas savunmanın son hattının önünde Arthas'la yüz yüze geliyor ve işte o sinematikte de gördüğünüz gibi Arthas Sylvanas'ı öldürüyor. Ama ölüp ne yazık ki huzura kavuşamıyor. Kahramanca öldüğüyle kalamıyor. Bildiğiniz gibi Arthas ona çok zorluk çıkardığı için Evet. intikam Tam olarak alması onu için söylüyor. Bana çok çektirdin. Aynen, Sana dur. Bu ara yeni zaten Warcraft şey. 3'te güzelleştirilmiş grafiklerle, hatta bu sarı laleli bir bahçenin içerisinde, hatta yani çok Aynen. eleştiriyoruz ya Warcraft 3'ü, eskiden böyle normal bir tane hatın dibinde öldürülürken gayet low grafikte çok 3 güzel, 3 pikselde aynen çok 3 güzel bir pikselde grafik 2 saniyede izlemesiyle olurken geçmiş. aynen Arthas'ın o mutlaka kaldırması oynayın. falan. Orada net bir Evet. şekilde söylüyor. Hani bana bir temiz bir ölüm bahşet diyor. Hak ettim Evet. bunu diyor. Arthas da diyor ki sen bana Arthas da çok diyor. Evet. çektirdin. Sen hiçbir Aynen. hangi hak etmiyorsun diyor orada. Ve evet. Ve Devam. çok Görkem korkunç. sendeyiz. Orası aynen. Warcraft Çok 3'ü korkunç unutmuştum. describe ediyor bu arada kitap o Sivanas'ın yaşadığı. Evet. Yani gerçekten Warcraft 3'teki o yenilenmiş halini unutmuştum. Utku çok güzel söyledi. Yani mutlaka Ben o oynayın. zaman görmedim. O zaman mesela onu Wolverine'dekine göre o zaman yapmışlar. Ya tabii şimdi Gösterdiklerine kanon göre. o artık zaten şey Chronicle'da da öyle geçiyor. Yani anlatım da aynı Warbringers'taki şekliyle anlatıyor detaylı bir şekilde ve aynı şeyi işte Warcraft 3'te de zaten birçok şeyde o değişiklik Peki var. Her şey Frostmourne'a karşı Chronicle'a göbeği açık bir şekilde saldırıyor göre. Yani işte orada göre. gördüğün armoru var Bilmiyorum. işte. Aynı armor.
O signature bir armor zaten. Direkt hayal formundan o forma geçiyor yani. Neyse, nerede kalmıştım? Evet, yani Arthas öldürüyor ve aynen o zamana kadar işte Darkhan sayesinde geçemediği bütün sürede işte Sylvanas'ın ona zorluk çıkarmasının intikamını onu kendi hizmetine alarak, yani Sylvanas'ı Banshee'ye çevirip kendi iradesine bağlayarak intikamını almış oluyor. Sonra uzun bir süre zaten Arthas'ın iradesinde Scourge'de bir Banshee olarak devam ediyor Sylvanas ve ancak işte Scourge olayı bittikten sonra yani Arthas Frozen Throne'a çıkıp orada işte nasıl diyeyim donuk hale geldikten sonra artık böyle bazı undeadlerin üstündeki iradesi azalmaya başlıyor. Sylvanas da tabii güçlü iradeli undeadlerden biri olduğu için ilk bunlardan kurtulanlardan biri oluyor ve aynı şekilde kendi iradesini kazanmış diğer undeadler olduğunu fark ediyor. Tabii bunlar eskiden Lordaeron vatandaşları olduğu için tekrar ailelerine dönmek istiyorlar. Tekrar işte bakın kurtulduk işte artık zombi değiliz. Yani zombi demiyorlar tabii onlar ama artık işte bilinçsiz Yürüyen varlıklar ölüler değiliz değiliz. gibi. Ha aynen işte ve geri dönüp ailelerine kavuşmak istiyorlar ama öyle bir görüntüleri var ki tabii korkunç oldukları için bütün insanlar artık ve diğer hayatta kalan herkes onları gördüğü anda öldürmeye çalışıyor. Ve hepsi bir şekilde canını kurtaran kaçıp saklanıyor ve Sylvanas bunları toplamaya başlıyor. Bunlar aynen reddedildikleri için zaten isimleri de buradan geliyor. Forsaken işte Evet, terk artık edilenler. terk edilmişler anlamında. Ve bunları bir araya toplayıp eski Lordaeron'un artık yaşayan ölülerinden bir grup kuruyor. Ve bunlar beraberce hayatta kalmak için artık işte yıkık halde olan şeyin Lordaeron'un altındaki lağımları ve işte dehlizleri kullanarak yeni bir yaşam alanı oluşturuyorlar kendine. Zamanla bu işte Undercity'ye dönüşüyor. Tabii bu sırada Sylvanas artık tek olduğu için ve böyle yani hayatta kalmak zorunda olduğu için ve tabii en büyük amacı da Arthas'tan intikam almak. Bunun için kendine müttefikler arıyor. Ama tabii ne eski işte şey insan krallığı var. Ne de eski Alliance var. Alliance tamamen yıkılmış durumda. İşte Gilneas kapılarını kapatmış. Arati Alliance'ı reddetmiş. Herkes hayatta kalmak için kendince ya kolay yolu seçiyor ya işte tek başına savunmaya geçiyor ve herkes reddediyor tabii Forsaken'ları ve kimse kabul etmiyor. Bu sırada artık son çare olarak şey duyuyor işte Tral'ın Orgrimmar'ı kurduğunu ve orada Hordu'yu yeniden kurduğunu işte oradaki sonuçta isyanlar ve işte orkların işte insanlardan kurtulması bu tip şeyleri de duyuyor ve işte Hord kurulma aşamasındayken Tral'a elçiler yolluyor ve Tral da bunu kabul ediyor. İşte sonuçta aynı mantıkta yani güvenilmez ve korkunç görmesine rağmen sonuçta onlar reddedildiği için ve yani düşmanımın düşmanı dostumdur diye de düşünerek ve acıyarak onları kabul ediyor. Ama Pardon. Şey, iki detay vereyim. Şey, birincisi Undead'lerin kendi iradelerini yavaş yavaş geri kazanması aslında Arthas'ın tronuna oturması değil, Lich King'in Nerzul'un yavaş yavaş kaybetmesiyle olmaya Tabii başlıyor. tabii zaten o Böylece zaten oturması Sylvanas Arthas'ı hatta tuzağa falan düşürüyor zaten. evet güzel bir detay. Yani oraya çok girmeyeyim dedim çünkü aslında Arthas'ın aynen dediğin gibi Arthas'ın Frozen hikayesi Throne'a aslında. oturması ve evet Ama yani onlar bağlı ya Nerzul'la birazcık. birleşmesi zaten Nerzul'un bir Evet. planı sonucunda oluyor ve bu planın esas amacı zaten Kil'cedi'nin iradesinden ve Lich'in iradesinden Kurtulmak. kendini kurtarmak. Hem bu şekilde Nerzul kendisi kurtuluyor hem de Arthas kurtuluyor ama daha sonra tabii Arthas Nerzul'u baskılayıp işte sonraki Evet. gördüğümüz haline dönüşüyor. Ama işte bu sırada zaten Frozen Throne'a oturmasıyla işte Legion'ın undeadler üzerinde genel iradesi de kırılmış oluyor ve aynen o şekilde işte önce Sylvanas ve işte güçlü olanlar daha sonra diğer Lordaeron halkından belli bir kısım böyle kendi iradelerini kazanmaya başladılar. Ve İşte başka bir detay, Hordu'da alınmasında ilk troll değil de şu an adını hatırlayamadığım
önemli bir Tauren Druid. Forsaken'ın. Hamur olmanın alınabilecek canlılar olduğunu fark ettim. Daha doğrusu hani, şöyle, Druidizm geleneğinden dolayı şöyle düşünüyorlar. Evet. Yaşam olduğu kadar ölüm de yaşamın bir parçası. Evet. Gözüyle bakıyorlar. Ve birincisi o, ikincisi de Lord Arawn'da stratejik bir, daha doğrusu Alliance'ın bulunduğu yerde bir kale olması. Hı-hı. Aslında. Hı-hı. Yani aslında hatırladığım kadarıyla Troll da yani en başta çok şey bakmıyor. Sylvanas'ın aile yani. Detay kökeni bilinmiyor bebeğim. Öyle direkt işte anası şudur. Yani kız kardeşlerini biliyoruz. Ha, aynen. Yok mu? Ben de araştırdım, bulamadım. Bir de bir tane kardeşi olması lazım ama o... kuzeni var Zeldiran'ın. Evet, yok, erkek bir kardeşi daha var. O Aleria ve Valyria dışında. Bir tane de erkek ama kardeşi. Ama o Lord'a neredeyse yok galiba. Var. Şeyde, komikte geçiyor ve kanon olarak geçiyor artık. Bir tane de kuzenleri var da yani bunlar şey, çok konu dışı şeyler hani biraz daha. Evet tabii, evet. Yanlık yani. Hayır bebeğim, söyledik işte. Bak veriyoruz işte. Lirat'mış şey, erkek kardeşinin adı. O şeyde ölüyor, Scorch saldırısında ölüyor. Aynen. İşte Aleria ve Varisa var zaten, Lirat erkek kardeşine. İsterseniz sayfasında yollayayım yayın. Yani peki bu krallık ona da kimden kalıyor? Krallık Sylvanas Oran'ın varisi falan değil. Varisi Kael'thas. Hayır. Kael'thas. Anesterian'ın oğlu Kael'thas. Sylvanas Oran'ın en önemli hani... Kolcuların şeyi. Kolcu generali. Evet, Oran'ın savunması Sylvanas yani. Okey. Teşekkür ederim. Aynen. Lord Temara da kalıyor. Hatta ona da şey diyor, vekil harcı deniyor. Evet. Regent yani, General deniyor ona. Hala neye yani vekil harcı diyorlarsa Kael'thas... Yani ama soydan gelmediğinden vekil harcı deniyor. Evet. Teşekkür ederim. Silvanas'ın erkek kardeşi. Neyse, Görkem de nerede kalmıştık? Nerede kalmıştık? Evet. Horda katılmasını diyordunuz. Evet. Yani, değil mi? Bakayım. Evet, orada katılıyor. Kendimi dağıtmadan. Evet. Hamul Rumtetem olayı doğru. İşte yani oradan madem devam edelim. Ben çok detay girmeyeyim diyorum da. Çünkü detay girince bu sefer sadece hikayesini anlatmak. Girme aslında, hatta hızlı bir şekilde öne doğru sar, şeye gelelim. Arthas'ı kovalayacak. İntikam almaya çalışacak. Fall of Lich King paketine kadar geleceğiz. Ve Lich King'in düşüşünden sonra yaşadıkları. Sor aşkım. Sylvanas Arthas'ın şeyinden nasıl kurtuluyor? İlk kurtulan o mu? Lich King olan Ner'zhul iradesinin gücünü kaybetmeye başladığında onu Frozen Throne'a çağırıyor. Diyor ki gel buraya, hani sorun var, gel. Sorun var. O sırada Sylvanas ve başka annetler yavaş yavaş bu etkiden kurtulmaya başlıyor. Ama yani nasıl söyleyeyim, bir anime power olayı da var yani. Var, yani her yani. Forsaken'da lap çıkmıyor şeyin emrinden yani. Tabii. Yani zaten hatta bir detay daha verelim. Güzel bir detay bu. Sylvanas'ı ilk Banshee'ye çevirdiğinde bile Sylvanas'ı böyle çok... Evet, sadece eylemlerini kontrol edemiyordu. Kafası ve nasıl söylenir? Zihni yerindeydi yani. Evet, her şeyin farkında. Kişiliğini kaybetmiyor. Yani tam zombi olmuyor. Ooo, daha çok acı çekiyor. Tabii canım. Halkını mesela, halkı ölürken görüyor mesela. Hatta Banshee Scream'i onları atıp onları falan zorla öldürüyor çok yani. Tabii de bayağı acımasızca... yani işler yaptırıyor ve özellikle bilinci yerinde olsun diye zaten Arthas onu o şekilde çeviriyor. Bu da ilginç bir detay, bunu bilmiyordum. Evet. Çünkü işte ilk başta çok zorluk çıkartıyor. Gerçekten çok sıkıntı yaratıyor yani. Yani Darkhan'la Darkhan'ın ihaneti olmadan önce giremiyor zaten Arthas. Evet. Yani anca onun sayesinde girebiliyor. İşte savunma duvarları iniyor. Silvermoon'un. Hatta ondan zaten Warcraft 3'te bu Silvermoon istilası 3 bölüm falan yani. Hani. Tabii bayağı uzun sürüyor. Hatta böyle Arta son bölümden öyle şey diyor, ya ben bundan iyice gıcık olmaya başladım, bunu bir elime geçirirsem diye. Böyle bayağı o yüzden Sylvanas onu yapıyor. Tabii. Neyse. Bir de çok gerilla taktiği yapıyor işte Sylvanas. Tam vurkaç, böyle hiçbir şey yapamıyor. Gıcık ediyor evet işte. Evet iyice gıcık ediyor aynen. Neyse, Lich King'e gelelim. Yani zaten şeyde işte o Horde'a katıldıktan sonra çok önemli bir rolü yok Sylvanas'ın. İşte kendi Undersea'yi ve işte oradaki artık gelişimi kontrol ediyor. Orayı koruyor falan gibi. Çok ekstra bir olay yok.
İşte zaten Burning Crusade'de de çok bir olay yok. Ama işte Wrath of the Lich King zamanı iki önemli olay var. Birincisi önce zaten Ratgate olayı var. Ratgate'de işte Putres, Apotekari Putres diye bir eleman var. Ben simyacı diyorum abi, telaffuzu zor diye. Evet, simyacı Putres diye ya da Putres işte. Bu arkadaş bir şekilde bir alt birlik kuruyor ve orada artık bir isyan başlatıyor ve şeyleri işte intikam almak için Ratgate'deki toplantıya Blight'la saldırıyor. Bunu sonradan öğrendik ki hatta bayağı bu aslında Sylvanas'ın bilgisi dahilinde. Aynen, en son BlizzCon'da bunu Sylvanas aslında o emrediyor bunun yapılmasını. Bu bir retcon. Bunu ama Putres kendi kendine zamanını ve saldırının şeklini belirliyor diye bir işte ek bilgi verdiler. Ama Sylvanas'ın sonuçta bu saldırıdan haberi var. Yani Ratgate'de şey çıktığı anda, Arthas çıktığı anda etrafında kim olursa olsun Arthas ölmesi için ne gerekiyorsa yapın gibi bir emir veriyor ve orada işte ordusu da olsa karşı Alliance zaten umrunda değil. İşte bir şekilde saldıracak zaten Putres de olmasa. Putres sadece biraz bunu hızlandırıyor ve işte daha çok kayıpları arttıracak bir şekilde yapıyor. Bunun üstüne bu olay sırasında eskiden işte Sylvanas'ın yanında duran bir Dreadlord var, Varimatras diye. Ve Varimatras da bu kargaşadan faydalanıp Undercity'yi işgal etmek için Legion portalları açıyor Undercity'nin içinde ve bütün Legion orduları Undercity'nin içine dolmaya başlıyor. Ve yeni Legion işgali aslında tam o sırada başlayacakken işte Sylvanas hemen gidip bunu haber veriyor Thrall'a ve işte bütün Horde güçleri oraya yöneliyor ve Undercity'yi geri almak için bir savaş başlıyor. Bunu öğrenen aynı zamanda işte Varian da işte Legion'ı şey sanki Sylvanas özellikle çağırmış gibi buna şey yapıyor işte bu şekilde algılayıp o da Undercity'yi işgal etmek için geliyor. İki koldan bir koldan Alliance, bir koldan Horde Undercity'ye dalıyorlar. İşte Legion güçleriyle savaşıyorlar. Merkezde de Varimatras'la iki taraf aynı anda savaşıyor ve yeniyorlar. Ondan sonra tam birbirlerine dalacakken Varian ve Thrall artık biraz da tabii o zaman zaten Varian'ın önceden ön yargısından dolayı aynen tam birbirine girecekken Jaina araya giriyor. Bütün Alliance ordusunu dondurup ve teleport ediyor. O şekilde kurtarıyor. Yani orada Jaina'ya borçluyuz biraz. Undercity'nin kurtulmasını ve Horde'un yok olmamış olmasını. Çünkü Horde çok kayıp veriyor. Esas savaşı Horde veriyor Legion'a karşı. Çok kayıp veriyor ve zayıf halde yakalanmış durumdayken. Alliance şeyden geliyor. İşte Sewer ne o? Kanalizasyon tarafından geldiği için nispeten çok fazla savaşmadan son savaşa geliyorlar ve güçlü durumdalar. O haldeyken Jaina kurtarıyor bir nevi Horde'u. Tabii Thrall'la da önceden bir muhabbet olduğu için biliyorsunuz. Orada öyle bir durum oluyor ve Sylvanas bu olaydan yani ucu ucuna kurtulmuş oluyor ve Undercity de bu şekilde kurtulmuş oluyor. Ve bundan sonra tabii olay anlaşılınca artık güçlerini birleştirip Lich King'e karşı savaşmaya karar veriyor. Hem Horde hem Alliance. Geçici bir işte saldırmazlık paktı yapılıyor ve tabii o arada Ulduar mevzuları falan var. Onlar da aradan çıktıktan sonra Lich King'e herkes saldırıyor. Aynen Legion'a karşı işte birleştiğimiz gibi omuz omuza ama çok da şey olmadan artık böyle müttefik olmadan ortak kötüye karşı ve sonunda işte biliyorsunuz Arthas'la yüzleşiliyor ve kanona göre Garrosh bu saldırıyı yönetiyor, son saldırıyı ve işte Arthas'la işte yüzleşen de Horde nasıl diyeyim heroları, kahramanları. Ve işte tam son anda hepsini öldürüp kendi tarafına geçirecekken Arthas işte Tyrion müdahale ediyor ve
Arthas'ı yeniyoruz. Tabii Sylvanas buna yetişemiyor. Zaten Sylvanas'la ilgili kısmı da bu. Son saldırıya yetişemiyor ve son saldırıda bulunamıyor. Yani, aslında orada bir eleştiri yapabilir miyim ya? Çok kısa. Tabii. Ya gerçekten yani o Fall of the Lich King dungeonlarının üçünde de Sylvanas'la görevleri yapıp ve daha sonra gerçekten evet, intikam hakkı Sylvanas'tayken özellikle Horde tarafında Garrosh'un öne çıkarılması değil yani mi? Çok uygunsuzdu evet. Bence. Evet evet. Yani doğru, ona ben de katılıyorum ama sonuçta bir işte şey Sylvanas'a karşı oluşan bir güvensizlik var Undersea'den dolayı ve o yüzden Tral onu özellikle ön saflara koymuyor evet. Yani güvenmediği için yani ve şey tekrar güvenini kazanması için işte emrime uysun diye artık nasıl diyeyim defansta cezalandırıyor aslında evet evet yani ve son aşamada işte Garrosh Arthas'ı yenmiş oluyor. İşte hem Alliance işte hero'larının da son anda yardımıyla, Tyrion'un yardımıyla oraları biliyorsunuz zaten. Sylvanas buna yetişemiyor ve işte olay bittikten sonra artık geliyor ve Arthas'ın işte cesediyle karşılaşıyor. Artık benim hiçbir yaşama amacım yok ve artık intihar etmeyi düşünüyor. Benim işte bu formumda, bu halimdeki hayatımın artık bir amacı yok ve işte gitmem lazım diyor. Şimdi Sylvanas'ın şöyle bir durum var. Banshee olduğu için fiziksel vücudu herhangi bir darbeye karşı dayanıklı ve zaten zarar görmüyor. Ama bunu bildiği için intihar ederken işte Ice Crown'ın kurulu olduğu biliyorsunuz Saronite. Yogg-Saron'un evet. Kanından yapılmış bir yapı ve oradaki artık şeyler kazıklardan bir tanesinin üstüne atlayarak vücudunun parçalanmasını ve ölmesini sağlamaya çalışıyor ve bunu başarıyor, ölüyor, intihar ediyor ve işte bundan sonrası da zaten şimdi Shadowlands ile ilgili olan artık ekleme, retcon mu diyelim ya da yeni bir ekleme var. Bu yani, Edge of Night diye bir hikayede aynen bu Sylvanas'ın ikinci ölümü Edge of Night diye bir hikayede anlatılıyor detaylı bir şekilde ama Shadowlands'ın bir kısmı yok ve evet. Hikayenin bittiği kısımdan itibaren biz şey diye görüyoruz. Sylvanas bir anda Gilneas'a saldıran orduya tekrar katılıyor ve hadi bakalım falan diye yanında Valkyrlerle birden ortaya çıkıyor ve işte savaşın seyrini değiştiriyor. Bizim gördüğümüz bu. Halbuki arada şu oluyormuş. Bunu da BlizzCon'da öğrendik. Sylvanas Jailer'la tanışıyor gittiği yerde. Gittiği yerde o Edge of Night'taki hikayede de Maw olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü Arthas'ın ruhunu çocuk haliyle görüyor evet. İşkence çekerken. Ve kendisi de ilk başta zaten şey Sylvanas'ın hatırladığı şu, o hikayede de anlattığı ilk ölümünde ilk öldüğünde hatırladığı şey böyle cennetvari bir yer ve eskiden sevdiği işte tanıdıkları, büyükleri olan böyle Silvermoon'u andıran ama çok daha güzel bir yerde bir an kendisini görüyor ama Arthas onu Banshee'ye çevirdiği için oradan geri gelip Banshee ruhunun içine yani Banshee vücudunun içine hapsoluyor ve bütün bunları hatırlıyor ölüp geri geldiğini, bu gördüklerini ve oraya gideceğini düşünerek intihar ediyor zaten. Artık görevinin bittiğini düşünerek ama gittiği yer öyle karanlık, bir yer, korkunç bir yer ve hiç öyle bir şey yok. Ve burada ilginç de bir detay var. Sylvanas da Arbiter'ın karşısına çıkmadan orada kendini buluyor. Ve bunu bu yanlış böyle olmaması lazım diye hissediyor. Ve abi işte, o konuda bir yorum getireyim mi? Hani sen şimdi Arbiter'ın karşısına çıkmamasını, o sırada Machine of Death'in bozuk olmasına ve Sylvanas'ın orayı hak etmemesine bağlamıştın da abi adamlar onu yazarken Arbiter'ı düşünmemiş herhalde biliyorsun değil mi? Onu ya, katamazlardı oraya. Yok şöyle işte ya, orada şey şöyle bir boşluk var benim tahmin ettiğim. Yani Edge of Night hikayesinin sonunda ne olduğunu anlatmıyorlar zaten. Sadece evet. O mevzu orada bitiyor ve Sylvanas'ı birden işte Valkyrlerle dönmüş olarak görüyoruz. Ama o döndüğü arada demek ki bir şeyler oluyor. Oraya sığdıracaklar evet. Yani Jailer'la tanışması muhabbetini. Yani çok büyük ihtimal zaten işte Edge of Night'ın hikayesini anlatayım. İşte kendini o cehennemi yerde gördükten sonra işte bunun yanlış olduğunu hissediyor ve tam işte oradan
bu kararından, intihar kararından pişman olurken bu sırada işte Arthas'ı görüyor çocuk halini ve ondan sonra işte çıkmak için gerekirse ne gerekirse yaparım diye düşünürken karşısına Valkyriler geliyor. Önce işte şey olarak gözüküyorlar, ölmüş neydi o işte 9 savaşçı kadın olarak maidenlar gözüküyorlar. War maidenlar aynen ha. War maiden olarak gözüküyorlar. İşte her birinin farklı bir özelliği var falan böyle. Onları görüyor ve sonunda da zaten bunların aslında Valkyrilerin ruhu işte yaşarkenki halleri olduğunu anlıyoruz. Ve onlar işte bunu gösteriyorlar Sylvanas'a ve işte böyle olmasını istiyorsan o zaman biz şimdi yani boşlukta kaldık diyor. İşte Lich King'in iradesinden çıkmış onlar da Arthas ölünce ve işte boşlukta kaldık. İşte sen bizi kurtar, biz de seni kurtaralım gibi bir anlaşma öneriyorlar ve bir tanesi kendini feda edip Sylvanas'ın yerine orada kalıyor ve Sylvanas'ı oradan çıkarıyorlar. 8 Valkyr'le beraber çıkıyorlar. 8'e düşüyor 9'du ve hepsi zaman içinde azalıyor zaten. Aynen. Yani en son hatta şu anda 2 kaldı galiba. Evet. Ya 2 ya 1. 2 olması lazım. Biri de işte Darkshore'da öldürüyorlar. Tiran'da öldürüyor. Ve yani oradan çıkışı bu şekilde. Ama çıkış sırasında işte yani nasıl çıktığını bilmiyoruz. Sadece onlarla anlaşmayı kabul ediyor. Biri geride kalıyor ve sonra Sylvanas'ı işte Gilnas'la savaşırken görüyoruz. Oradaki olayı işte şimdi Shadowlands'la ilgili kısmı ve işte artık sonda bağlayacağımız yer zaten Jader'la tanışmış olması ve Arbiter'ı görmeden oraya gitmiş olması. Evet. Buradaki anahtar nokta yani retcon olmadığını ve işte bunu nasıl buraya sığdıracaklarını zaten Shadowlands'te muhtemelen Shadowlands'ten önce göreceğiz. Çünkü şu anda Sylvanas gördüğümüz gibi böyle bir güce ulaşmış durumda ve Liskon'da da bize dediklerine göre Edge of Night'ın sonundan beri bütün yaptığı her şey Sylvanas'ın Jailer'la olan anlaşması üzerine yapıyor ve Mav'ı güçlendirmek için yapıyor. Bütün zaten bu yaptıkları yüzünden ve Jailer'ın yaptıkları sayesinde bütün ölen her ruh normalde Arbiter'ın karşısına gidip işte Shadowlands'ın farklı bölgelerine dağıtılmaları gerekirken direkt olarak Mav'a gidiyor ve şeyi de onayladılar. Tel Drassil'de ölen bütün çoluk çocuk herkes olduğu gibi Mav'a gitmiş durumda. Ben bir şey söyleyeyim. O yüzden şimdi tamam. Çok konuyu da atmadan. Tamam, zaten bağlıyorum. Sen sor ona göre. Bu Sylvanas'ın Dead'den, ölümden geri dönüşünde şey muhabbet yapıyordunuz siz hep kendi aranızda Utku da bana. Senin işte bitmedi görevin, onun görevini bitirmeyen kim? Walker'lar mı diyor senin orada görevin bitmedi, gel biz kendimizden bir tanesi veda edelim. Sylvanas'ın öyle bir durum yok. Sylvanas, o bizim için, o hero'lar için olur. Ha öyle mi? Yani. Ha, evet. Biz ölünce mesela Shadowlands'ı görüyoruz ya güya siyah beyaz evet. Oluyor ekran ve işte Spirit Walker'lardan selam çakıp geri dönüyoruz. Yani o sadece hero'lar için olan bir durum. Çünkü biz özel karakterleriz oyun evet. içinde. Ve işte dünyanın gidişatını, işte ölümlülerin kaderini değiştirebilecek karakterler olduğumuz için daha işimiz bitmemiş gözüküyor ve geri dönmemizi emrediyorlar. O şekilde biz geri geliyoruz. Sylvanas'ta ve diğer lore karakterlerinde de böyle bir durum yok. Mesela Varian'da, Tyrion'da öldü mü ölüyor. Yani ölen ölüyor o yüzden. Hero'lardan değil de NPC'lerden ve işte story karakterlerdense. Ya tabii çok özel yani, durumlar olmadıkça şimdi. Özel bir karakter olduğu için her şey zaten çok törenli oluyor dönerlerde. Özel işte mesela şey, Sylvanas'ın Banshee olarak geri dönmesi gibi. O şekilde geri dönüyorlar dönerlerse. Yani Sylvanas normal şartlarda undeadken zaten yani nasıl diyeyim? Yani fiziksel zarara karşı zaten dayanıklı. İşte o kendini özellikle öldürebilmek için gidip Ice Crown'dan atıyor. Saronite kazıkların üstünde vücudu parçalanıyor çünkü. Anca o şekilde ölebiliyor. Bunu da özellikle yapıyor ölebileyim diye. Ama işte öldüğü zaman da gittiği yer orası. Ve burada da işte öğrendiğimiz şu. Jailer'le tanışıyor ve bu plan başlamış oluyor. Şimdi tahmin ettiğimiz şey şu. Yani herkesin ve önümüze serilen hikayeden tahmin edilen şu. Shadowlands sinematiğini gördünüz. Hı hı. İşte az önce döndürdüm de.
Ha, aynen. Zaten orada gördüğünüz savaş, Sylvanas'ın yeni son kez bir güçlenmesi gerekiyor bu savaşa artık geçebilmesi için. Onu o yüzden çok büyük ihtimal 9-0'da ya da Shadowlands'in başladığındaki ilk questlerinde göreceğiz. Nasıl bu kadar güçleniyor ve işte Lich King'e direkt savaştan kastın şu mu? Sylvanas'ın body count'a ihtiyacı olması değil mi? Yani MOBA göndermek için. Yani yok şey, yani Lich King'le olan ruh son savaşını kastediyor. Hani, o son gücü kazanmak için hala body count'a. Evet, yani tabii. Onun için bir şey yapması lazım. Gerek. Şimdi onu da yani tahmin ettiğimiz işte bu leaklerden bir tanesinde Stormwind Harbor gözüküyor işte. Ve Helya'nın gemileriyle buranın işte basıldığını görüyoruz. Helya'nın gemilerinin üstünde de Forsaken işareti var. Yani eğer ki bu leak doğruysa çok büyük ihtimal Stormwind'de bir olay olacak ve işte Sylvanas oraya saldıracak. Öldürebildiği kadar işte artık kişiyi öldürüp iki taraftan da öldürüp bunun gücünü kullanarak işte Lich King'i alt edecek ve o sinematikteki olaya bir şekilde bağlanacak bu durum. Yani şu anki ama durumda Lig'le şöyle bir alakasız olabilir. Lig'le tabii tamamen doğru olmuş. Tabii tabii, o doğru değil. Yani çünkü öyle Lig'de şey oluyordu yani, hepimizi öldürüp işte sonra hepimiz beraber kalkıyorduk. Evet, öyle bir şey olmayacak. Öyle bir şey, yani öyle bir şey olmayacağı zaten Shadowlands. Ama o temada olacak gibi. Ha, evet, Shadowlands Official zaten baktığınız zaman siz işte özel yaratıklarsınız. Shadowlands'a ruhunuz ve vücudunuzda girip çıkma hakkı veriliyor size gibi böyle hero'ları o şekilde ayırıyor ve demek ki hepimiz ölmeyeceğiz yani Shadowlands'e o şekilde gitmeyeceğiz en azından. Yani farklı bir şeyler olacak orada, onu bilmiyoruz yani. O Stormwind işgali zaten kanon değil, öyle bir şey de yok resmi açıklama. Yok. Onu o aşamada göreceğiz. Ya ona işte umutlanmamızın tek sebebi o sinematik karesinin çok gerçekçi olması. Evet, çok çok detaylı ve işte bütün yansımalar, böyle ince detaylar, oraya bir sürü karakteri koymuşlar. Kim uğraştıysa da en az 2-3 ay onunla uğraşmıştır yani tek bir kareyi yapmak için. Yani 2-3 ay olmasa da bir ay uğraşmıştır mesela. Ya bayağı zor çünkü onu yapmak. O sinematik kalitesinde o kadar böyle ince detayları yerleştirerek falan yapmak zor iş yani. Ve ben Sylvanas'ın gücüyle ilgili iki tane örnek vereceğim. Hani. Şey, Bolvar'a tek attı ya. O yüzden yani, çok saçma bir olay ya Bolvar'a tek atması. Bolvar'dan önce de bütün oradaki Skrull işte, güçlerini de tek başına. Evet, hepsini de öldürüyor zaten. Aa, hatta yani ben soru aldım. Hatta hepsini, şey hepsini öldürüp bir de sonra Bolvar'a saldım. İyi girdin. O zaman onu da söyleyelim. Sylvanas'ın gücüne eşit birisi var mı şu anda? Arada bunu da cevaplarsın. Onu anladıktan sonra. Azeroth üstünde olmaması lazım. Benim vereceğim örneklerden birincisi Warcraft 3'te Sylvanas Banlazar'ı öldürüyor. Evet. Yani daha o zamanda Red Lord'u öldürüyor yani. Hani tam zayıflamış hala ama öldürüyor. İkinci olarak da bu güzel bir detaydı. Battle for Azeroth sinematiği vardı ya, Figer sinematiği. O Banshee çığlığı atıp askerleri öldürüyordu ya. Orada o kadar rahat öldürüyor ki onları, böyle içlerinden geçmesiyle hepsi direkt ruhlarını veriyorlar. Dikkatli bakarsanız bu ona. Hiçbir şey yapmıyor yani. Sadece böyle scream'e atıp içlerinden şöyle bir dönmesiyle hepsi ölüveriyor. Belki ruhlarını kaybediyor. Bunlar iki güzel örnek bence. Sylvanas'ın gücü de yani. Evet. Sadece işte o yani o savaş sırasında sanki bu gücünün bir cooldown'u varmış gibi. Evet, ama son aşamada artık yani öyle bir şeye ihtiyaç duymadığını görüyoruz. Hem Saurfang'i öldürdüğü işte o son tek hamlede, hem de işte yani sonraki artık daha güçlenmiş halindeki Bolvar'a karşı artık böyle yani o kadar güçlü ki yani tek başına bütün hem oradaki Scourge ordusunu indiriyor ve ama ona rağmen mesela Bolvar onu zorluyor yani. Tabii o da az değil yani, kesinlikle küçümsenecek bir güç de değil yani. Zaten şu andaki mesela yani Lord'daki şu andaki haliyle belki zaten yenemeyecek. İşte bir şeyler oluyor, bir güçleniyor ve ondan sonra zaten Bolvar'ı alabiliyor yani bu şekilde. O son zaten esas amacı işte kaskı kırıp gerçekliği kırmak. Yani o perdeyi kaldırmak işte esas amacı. Sonra buna ulaşması o şekilde oluyor.
Soruya dönelim. Bence bir kişi var Trend'de, Azeroth üzerinde. Trend'de savaşabilir bence çünkü Trend'in de gücünü aldı canlı. Elun. Bunu şu yüzden bu kadar net söylüyorum. Hani Elun'un verdiği güç o kadar yüksek ki ölüyor onu alan bir yerden sonra. O yüzden hani. Trend'in ben Sylvanas'ta bir... Bir de hani Elun'un hani ne derler? Şu anda o varlığın, daha doğrusu var mı bile hatta. Varlığın kudretinin var, nereye... Evet. Gittiğini yani var mı derken hani görmedik bilmiyoruz hani evet. Anlatılmamış mesela bir Amantul'u biliyorsun yani evet. Hani evet. Gibi gördüğün kudreti nedir nereye kadar ulaşıyor eli kolu falan biliyorsun ama Elun mantıklı evet. Ve bir Trend de Azeroth dışında da bence Illidan başka Illidan ben de küçümsemiyorum yani Illidan zaten aynen tahmin ettiğimiz gibi Sargeras'la birleşmeyi başardıysa kendi amaçladığı gibi yani Sargeras'ın gücünü ele geçirdiyse öyle bir şey yaptıysa yenebilir bile. Şu anda bir Titan'dan daha güçlü o zaman Illidan yani evet. Çünkü hem demonic power olacak içinde fel hem de işte bir Titan'ın gücü olacak. Ve yani, Illidan Sylvanas'a göre çok vahşi savaşıyor. Yani Sylvanas çok taktiksel. Illidan. Evet, Sylvanas çok stratejist. Illidan daha gerçekten duygusal olan Illidan mesela. Evet. Duygusal savaşıyor. Yani bir şeyde gaza gelip pürüzüyle savaş. Evet, fevri davranan Illidan. Yani sonra ama Illidan şey, ne zaman eline şu getirdi? Anki haliyle bile savaşıyor. Daha geçirmiyor. Hayır, geçirdiğini düşünüyorsun Sargeras'ın. Ya o off topic de yani bir noktada oyun, olacağını tahmin ediyorum. Oyun şeyine göre, kronolojisine göre sonra. Legion'dan sonra. Ha Legion'dan sonra çünkü... Legion'dan sonra Illidan o şu andaki kızıl yıldız var ya gökte duran. Evet. Onun içinde Sargeras'ın jailer'ı olarak kalıyor. Titanlar evet. Tarafından görevlendirilmiş. Sargeras'ın şu anda bir avatarı yok diğer Titanlar gibi. Ve işte avatarını biz de zaten yok ettik işte eski avatarını. Onu da kurtaramadı. Ve zaten Nighthold'da işte eski Alternate Guild'ın yapmaya çalıştığı şey de Sargeras'ın ruhunu işte Illidan'ın ölü vücuduna aktarmaktı. Onu avatar olarak kullanmaktı. Bunu engelledik. Illidan canlandı. Ve ondan sonra zaten en son aşamada da hem canlanmasıyla da kalmadı bir de Sargeras'ın artık gardiyanı oldu bir nevi. Evet. O yüzden böyle bir durum var. Yani. Zaten en baştan beri Illidan Sargeras'la ilişki kurduğundan beri onun gücünü ele geçirmeye çalışıyor bir şekilde. Ondan güç çalıyor birkaç kere ve en sonunda bunu yani Sargeras'ı ve Legion'ı yenmenin tek yolunun Sargeras'ın gücünü tamamen ele geçirmek olduğunu düşünüyordu zaten eskiden. O yüzden şimdi yani Legion'ın sonunda dediği şey biraz onu ima ediyor. At last diyor yani sonunda işte. Sonunda karşılaştık gel bakalım sen. Amacıma ulaştım gibi bir şey diyor ve çok büyük ihtimal böyle bir şey olacak. Şimdi ben bir soru daha yöneltmek istiyorum size. Konuyu biraz daha dağılmadan sınırlandırmak amacı ile. Sylvanas'ın Battle for Azeroth'ta yaptıkları hanginiz cevaplamak ister ama? Sırasıyla biraz daha yorum katarak. Çünkü buradan şeye ulaşmak istiyorum. Alliance, Horde Loyalist'i ve Horde Sylvanas Loyalist'i olarak üçe bölünmüş bir şekilde. Hani questler üzerinden. Sylvanas'ın Battle for Azeroth'ta yaptıkları ve bunun DT'e hizmeti, Azeroth'a etkisi daha sonra teorilerimize geçeceğiz. Bu Azeroth'a iyi mi kötü mü oldu diye. Tamam. Şimdi ben burada şöyle bir şey diyeyim. Tamam, biz daha önce başladım. Kendi aramızda konuştuğumuzda evet. Yani üçümüz üç ayrı tarafta gibi gözüküyoruz. Yani üçümüz değil de dördümüz Eda ile ben loyalist gözüküyoruz. Utku daha Rebel Sourfang tarafında. Muratan da kabul etmese de biraz Alliance perspektifiyle bakıyor. Yok oğlum ama siz bayağı bana karşı loyalist olayını yani şimdi şöyle düşünelim. Aslında kendisi loyalist olarak bakıyor. Yani durumdan memnun. Sylvanas'ın bu halini de seviyor ama Alliance main oynadığı için ona bu rolü biraz yapıştırmak durumunda kalıyoruz. Yani hayır aslında kendi düşündüğünü anlattığın zaman evet, o açıya yakın olacak. Yani sen kendi düşündüğünü anlat, kendin nasıl bakıyorsun onu anlat. Biz de neden mesela işte ben daha işte neden loyalist kısmı bize daha yakın geliyor, Utku da neden rebel kısmı daha kendisine yakın geliyor. Bence sıradan bunu anlatalım. Önce evet. Sen başla mesela işte sence Sylvanas işte Battle for Azeroth'ta nasıl?
Onu söyle mesela kendi açından. Ya olan ben açık konuşayım. Sylvanas'ın bu yaptıkları bana çok yani çok uygun geliyor karakterine ve yani çok yakıştırıyorum Sylvanas'a böyle. Karakterine şimdi derken Edimler... şeyden bahsediyorsun değil mi? Yani Warcraft 3'ten beri gelen ve hani build-up'ına, evet, yazarlar tarafından build-up'ı. Dövülen evet. Bu karakter olgusuna yaptıkları bilmiyorum, derken bu ara bilmiyorum. Şeyden bahsediyoruz. Yani işte elflere yani Malfurion'a olan işte suikast girişimleri işte nasıl söyleyeyim. Understeen'in önünde verilen savaş işte hatta kendi orduların üzerine Blight yağdırması, Teldrassil'i yakması falan normalde yani Sylvanas abi ne oldu çok iyi bir kadındı değil diyorsun yani. Bir anda yani. Oldu değil mi? Yok yok hiçbir zaman değildi. İşte şimdi bir onu açıklayalım zaten. Hani Sylvanas hiçbir zaman böyle herkesi çok yani çok iyi böyle melek bir pozitif, beyaz bir karakter olmadı yani. Kim onu öyle düşündü ben çok merak ediyorum. Sylvanas böyle çok iyi bir, hep böyle masum, kurban, öyle bir şey yok yani. Evet Sylvanas gayet sert ve hani aşırılığa da kaçabilecek bir karakter. Tedrasil'i gördüğüm gibi onu bir şey yapalım. Evil demeyeceğim çünkü çok tepiniyorum. Evil değil, aşırılığa kaçan. Hareketleri ya, oldu. Çünkü Battle şey ama şöyle, ona yakışıyor. Onu şöyle biraz daha seninle kendi aramızdaki konuşmaları düşünecek olursak Evil hani Discord'u açıp bakıyor değil mi böyle? Yok yok ya. Evil dediğin zaman şudur abi. Evil dediğin şey siyah. Hani kelime hayır. Siyah var evet. Şeytan var. Hani bir amaçsız bir şey var. Tek amacı ölüm saçmak evet. Dersin. Böyle oluyor. Şimdi öte yandan çünkü hikayede World of Warcraft'ın içinde de bu şekilde anlatılıyor. Hani evet. Tam bak anlamıyorsunuz ama abi bir şey var bir olgusu var. Anlatayım. Sylvanas zaten siyah değil. Ama beyaz da değil yani. Hiçbir zaman da beyaz olmadı. Onun için insanların bu kadar tepki göstermesini yani Sylvanas böyle şeyler yapmazdı. Evet o biraz yani uygunsuz taşıyor yani. Evet, yani evet. South Shore'da Plague araştırmaları için oraya getirdiği hal var. Yani dediğim gibi Wrathcate emri var. Tamam. Ki ona bir de bence onda bir egg verdiler zaten. Sylvanas'ın bunu yaptığını bildiğiniz. South Shore çok kısa şey yapayım. Garrosh'un emri var onu da söyleyeyim. Şey insanların garipsemesinin sebebi şu olabilir. Bu kadın bu kadar hani kendi halinde takılıp mantıklı şeyler yaparken niye böyle bir zahmet ediyor? Niye böyle şeyler yapmaya başladı? Ne gerek var? Ziraatını niye kaçırdı? Hani ben öyle bak. Aynen. Sen zaten güzeldi. Takılıyorsun kendi orada halinde. Yani niye böyle bir anda bir atara giriştin? Çünkü Sylvanas çok memnundu şeyden. Andes'de böyle kendi halinde takılmaktan. Niye böyle bir şey yaptın diye çok garibime gitmişti. Çünkü Teldrassil'de mesela ağacı yaktıktan sonraki Sylvanas'ın birinci amacı da yakmak değil bu arada. Hatta Sourfang'le War Council'de konuşurken planı da Sourfang'de yapıyorlar bu arada. Hani o çok masum olan Sourfang'le. Diyor ki Sylvanas hani biz bu ağacı yakmaya falan kalkıp yok etmeye kalkarsak hepsi bize gelir. Birleşip bize gelirler. Başımıza büyük iş alırız diyor. Onun için ilk amacı o değil. Niye onu yaptığını oradan bir söyleyelim. Sourfang onurlu olduğu için Malfurion'u öldürmekten vazgeçince Sylvanas Nightelf'lerin onurunu kırmak için çok sert bir şey yapmasını gerektiğini farkında ve düşünmeye başlıyor. Yok. Ne yaptın? Yok. Ne? Bence öyle değil. Bence çok doğru kararlar. Yok bu direkt kısa hikayede yapıyor. Tamam. Bir dakika Eda ama şimdi o kendi açısından kendi gördüğü gibi. Sonra şimdi şey anlatmıyoruz. Görkem'e şey nasıl söyleyeyim? Yani kitabı bilgiyi Görkem'e anlattırdık. Şu anda hani izlenimlerimizi ve yorumlarımızı, gördüklerimizi bize hitabetini anlatıyoruz. Aynen kendi açısından anlat. Tamam. Şimdi hani ve nasıl yapabilirim düşündükten Dalaryn ona o lafı edince bakıyor böyle Teldrassil'e. Ha ben Umud'u öldüremez miyim? Sen öyle mi soruyorsun diye. Orayı yaktırıyor. Hatta sonra Sourfang şey diyor ona. Derizinde işte bu hiç onurlu bir davranış değil. Hepsi bizim için gelecek diyor. Sivan sonra şey diyor. Sen Malfurion'u öldürseydin bunu yapmama zaten gerek kalmayacak. Senin yüzünden yap. Bunu başımıza bu işi sen açtığına getiriyor biraz. Ama dediğim gibi yani ben bu Sivan'a bu aşırılığı gayet yakıştırıyorum. Yani tek yani dediğim gibi garibime giden niye durup dururken keyfini bozduydu. Hani ama bunu da özellikle
Sağır Feng'i öldürdüğü sinematikteki o bizi küçümseyen konuşmalarında biraz belli etmiş herhalde. Bu kadın bir şey biliyor. Bizim farkında olmadığımız güzel bir yere değindi bak. Evet. Hatta ondan sonraki Royal Cinematic'te de şey diyor ya işte hani benim aşağıya bargainım var işte Zoddet'e hizmet edecek falan filan deyip iyice hani bir şeylerin farkında olduğunu belli ediyor. İşte daha sonra da Shadowlands'la aslında bunları Jailer'la ortaklığı bu arada ortaklık diyeceğim çünkü Blizzcon'da şunu vurguladılar size bana hizmet etmiyor Jailer. Yani evet, Sylvanas'ın evet, hatta Sylvanas kimseye hizmet etmiyor. Hatta şey dedi herhalde. Yani. Sylvanas'ın patronu olmaz hiç kimseye. Evet. Onlar ortak. Aha. Hatta bence ortak olmalarını... Beraber çalışır diyor. Evet yani ortak olmalarını vurgulamaları da önemli. Benim ileride söyleyeceğim bir şeye kaynak olacak zaten. Sadece ortaklar çünkü. Yani dediğim gibi ben gayet normal buluyorum ama Sylvanas'ın yaptıkları yine de çok ekstrem yani. Hani tamam şimdi bana Alliance Perks açısından bakıyorsunuz ama... Yok hayır. Yani şöyle düşünün. Diyeceksin abi. Alliance dediğim yani Ally main oynadığın için sana o kaldı diye. Yoksa kendi görüşünü tabii ki. Şöyle düşünün. Night Elf'lerin mesela bu olanı sihirliğe çekip hiçbir şey olmamış gibi davranmaları mı daha mantıklı olur yoksa intikam aramaları mı? Ya tabii yani intikam kalkıp... aramaları mantıklı canım. Onun için ya ben mesela... kalkıp şeyi asla istemiyorum. İşte Shadowlands'da bir şeyler oldu. Sylvanas bizi kurtardı ve Illidan gibi affedildi. Hayır. Illidan affedilmiyor yalnız. 10 bin sene hapiste kalıyor. Hayır ama şunu demek istiyorum. Oyuncu gözünde yani. Bir anda Illidan böyle bir döndü ya. Onu bence biraz şöyle yaptı. Hem öldü. Yani bir ceza çekti aslında. Hem de Illidan'a şeyi verdiler. Fedakarlık vurgusunu sürekli verdikleri için orada insanlar... Çok kısa araya girebilir miyim? Aslında lore-wise baktığında Illidan'ı hani affetme durumu yok. Demon Hunter... yok affetme de daha çok inanılmaz bir anda bir düşmanlık... Şöyle o aslında... Antipati varken şey oldu ya... Yanlış anlama şimdi beni söyleyeceğim ama... Biraz da biz oyuncular tarafından yapılmış... Abi ya işte Illidan biraz daha karizmatik falan göründü. Evet, işte insanlar ya, kanatlı karakterler falan açınca... Lord Illidan knows the way falan modu geldi... Sylvanas hani, da öyle ama ya. Yani Sylvanas da öyle. Şimdi Sylvanas loyalist kısmı ama nasıl söyleyeyim hani Illidan gibi bir geri dönüş henüz olmadığından biraz daha böyle nasıl söyleyeyim işte ya abi işte o kadar adam öldü falan modunda biraz daha soğuk durumda ama Illidan nasıl söyleyeyim bayağı bir sağlam redemption yediğinden şeyde Warcraft dünyasında biraz daha tutumları rahat ve şey olabiliyor ama demek istediğim şu yani Illidan'ı nasıl söyleyeyim bir Night Elf NPC'sine git hala kabul etmiş değil. Tabii, yani tabii. Atıyorum aynen. Ravencrest haritasına git hala sevmezler falan yani. Tabii canım Malfurion'la trende hala saçma sapan şeyler söylüyor. Aynen bahsetmek istediğim konu bu yani bir redemption oldu ama bu oyuncular tarafından oldu bir nebze. Evet. Çünkü hala hikaye anlamında Night Elf olgusu özellikle Azeroth'taki topluluklar Illidan'ın yaptıklarını unutmuş değil, onaylamış da evet, değil. Bütün hayatlarını ona borçlu olmalarına. Çünkü bunu şimdi şöyle şeyden dolayı söylemek istiyorum arkadaşlar. Mesela Murathan bunu söylüyor. Evet Alliance main ama işte adam abi nasıl yakıştırıyor karaktere falan gibi düşünmeyin. Yani biz Alliance oynuyor ya da Horde oynuyor olabiliriz ama Murathan bir Alliance NPC'si değil. Yani hikayeye yukarıdan evet hikayeye yukarıdan bakan yani biz farklı karakterler açıp ya da kitaplar okuyup tamamını görebilme imkanımız olduğu için yani abi ben Stormwind'teki footman değilim yani. aynen yani bir NPC olarak Alliance tarafında evet tamamen Sylvanas'tan ya da nefret edeceğiz. Oynadığı karakter de değil mesela o açıdan da söylemek lazım. Evet. Hiçbirimiz oynadığımız karakter değiliz hepimiz bir sürü karakter oynuyoruz. Tabii İki taraftan da karakterler oynuyoruz hikayeyi görmek için. O yüzden oynadığımız karakterin roleplay'ini de yapmıyoruz şu anda. Öyle ya hatta ben aslında şöyle söyleyeyim benim Night Elf Druid'im şöyleydi kısa bilgi ben onu Night Warrior çevirmişken. Bir noktadan sonra o da bu durumu, bu nefreti biraz saçma bulmaya başladığı için o biraz daha çile döndü mesela şu an. Çile döndü yani onu da söyleyeyim. Evet, ama dediğim gibi Night Elf'lerin bir intikam isteği olacaktı çok haklı. Redemption'i ben açayım o zaman şöyle söyleyeyim. Sylvanas atıyorum Shadowlands'ın sonunda bir kahramanlık yaptı. Hı hı. İşte hepimiz kurtulduk bilmem ne oldu. Şöyle olmasın. Horde'da mesela Sylvanas'ın heykeli dikilmesin yani.
Yani ben hani de bir tane karikatür vardı sanmıyorum. Ya size göstermiştim orada böyle sinemasına kendi falan dikiyorlar. Goodbye World çıktı diye öyle bir şey olmasın yani. Dedim ki ben de öyle bir şey olacağını sanmıyorum bu arada. Ve ben şöyle benim tahminlerimi göstereyim. Hani Görkem'in bana karşı çıkarken en önemli argümanı şeydi. I will set us all free demesiydi Sylvanas'ın ama ben onu ilk duyduğumda ne düşündüğümü söyleyeyim. Ben onu ilk duyduğumda Sylvanas'ın kendi müttefiklerini üzerimize salmayı kastettim. Yani Death'i bize salmayı düşündüm ve o hala bana mantıklı geliyor. O biz set us all free yani Death'i evrene nasıl diyeyim salacak. Yani serbest Jailer bırak. Ve dadaşları mı kastediyor diyorsun yani? Yani aynen Jailer ve kankalarını bence kastediyor. Hmm. Başka bir ihtimal de şu olabilir. Shadstar. Ben ilk duyduğumda ben bunu düşündüm. Yani sen daha sonra bizim Shadowlands'a gittiğimizi falan söyledikten sonra acaba o düşündün mü? Başka bir ihtimal de hani şey diyordu ya this world is a prison yani. Zot. Vision teorisi de burada bir şey. Onu anlattık zaten. Ona girmeyeceğim. Başka bir ihtimal de şu. Shadowlands'in feature trailer'ında şey diyor ya bunlar. Hani ölüm kapıda ve her şeyin sonu sadece başlangıç diyor ya. Biz hani Blizzard'ın böyle şeyleri zaten boşa söylemediğini, söyletmediğini çok kez konuştuk. Ben hani şey düşünüyorum. Bunu açıklaması çok zor ama. Ölüm Warcraft evreninde bir son değil. Hatta bir kapı, bir geçiş. Yani hatta bir açıdan serbest kalma. Şu yüzden bedeninizden kurtuluyorsunuz ve daha bir üst evrene sanki evet, geçiyorsunuz. Daha evren, evet. Evet. Öyle bir yere geçiyoruz. Hani Death'i bizim üzerimize tamamen salıp bizi transcendent diyeceğim artık. Hani öyle bir aşacak bir şeye de getirmeye çalışıyorlar. Bunun örneğini de şöyle vereyim. Nerzul öldükten sonra Kilcedi'nin ona yaptığı şeyde mesela Gruss'u bir anda artı veriyor. Kilcedi'nin ona verdiği şeyde. Benim ikinci düşüncem de bu. Ve tahminim şimdi Shadowlands'a kadar hiçbir şey bilmiyoruz. Yani hiçbir şeyden kastım. Sadece şu oldu, bu oldu ama alfa falan açık değil daha yani. Hiçbir şey yok. Kim bilir kaç tane işte plot twist vesaire olacak. Ve ben Sylvanas'ın şöyle olacağını tahmin ediyorum. En sonda Jailer'la ikili oynayıp Jailer'ın yerine geçecek. Hani çünkü bir dengesizlik var ya Shadowlands'ta ve bunun sebebinin Jailer olduğunu düşünüyorum da. Hani diyecek ki ben senin yerine geçeceğim. İhanet edecek ve Shadowlands'ın bir kadim bir varlığı olup bizi hadi siz gidin başından deyip bizi başından kovacak. Ama biz mesela Sylvanas'ı çok iyi hatırlamayacağız. Hatta belki şey olacak yani. Sadece o anları yaşayan oyuncular bundan sonra Sylvanas'ı Azeroth tarihi boyunca olumlu anlatacak ya da o kadar da değildi diye anlatacak ama mesela tarih kitaplarında kötü yazacak. Yani benim Sylvanas'la ilgili tahminim hani bu çünkü şu yüzden. Illidan da bir nevi öyle bitti aslında evet. Daha önceki evet. Ölümünde işte. Yani sonuçta boss oldu öldürdük ve o sırada herkes onu kötü biliyordu. Yani ben şeyi de söyleyeyim. Yolladığı Demon Hunter'lar dışında kimse bilmiyormuş işte onu yeni öğrendim. Yani ben şeyi de söyleyeyim. Ben Sylvanas boss olmayacak bence. Şöyle şu yüzden. Soru da gelmişti chatte güzel oldu. Evet. Ben yok dedim ama. Bir anda şöyle olacak. Bir anda öyle bir noktaya gelecek ki zaten savaşacak. Yani bizde şey olmayacak hani. Hiç bir şey yapamayacağız. Yani yapacağı tek şey tamam hadi ben burayı hallediyorum. Siz hadi bir gidin. Gidin başına. Deyip bizi kovacak. Başka bir ihtimal. Bu çok basit bir şey aslında. Arkadaşlar WoW'da boss ölen karakter Battle for Azeroth'ta Nezoth dışında hiçbir boss ölmedi. Nezoth ve Gavun dışında. Jaina ve Ashara ölmedi. Nezoth da zaten. Ve bu Battle for Azeroth'ta bahsediyoruz. Hadi bakalım. Jaina da Ashara da ölmedi. Çok ölen karakter vardı. Yok hani boss olarak. Bunu yapmaya başları demeye başladım. Yapıyor artık biz. Bunu demek istiyorum. Hani artık son boss ölecek diye bir şey zorunda değil. Onu ayarlıyor bile istediği zaman. Onun için hani Sylvanas'la boss olarak savaşıp yine ölmeyebilir. Başka bir şey de olabilir. Benim aklıma gelen başka bir ihtimal de bu sadece aklıma gelenmiş yani DNA falan yok ama belki olabilir diye. Sylvanas şu an çok aşırıya kaçmış durumda ya. Hani biraz aslında hani gerçekten
Ben şimdi Belki bir sıramı doktor bekliyorum. ama. O Ben soru soracağım. aşırılığa Ben soru soracağım. konuşacağız. Ben bir soru soracağım. Sor Siz onu bakalım. konuşsunlar. Şimdi siz daha çok yazılı metinlerle iç içe olduğunuz için bilirsiniz. Belki vardır, ben Sen bilmiyorum. yetkili bir abiye Siz benziyorsun. evet dediniz. Sylvanas'ın ruh haliyle, iç dünyasıyla alakalı yazılan Var. metinler, komikler var mı? Ne yazıyorlar Var, yani? var, İç var. dünyasında ne var, ne Battlefather yaşıyor? Road'dan önce Küçük bölüm yine tek bir Silver'ız var. Battlefather Aynen, değil mi? Road'dan önce çıkan iki tane kısa hikayeden bir tanesinde A Good War'dan, Horde tarafından hatta Sylvanas'ın iç dünyasını çok güzel işliyor ve hatta Beryl'ın da onunla ilgili bir video serisi de var, çok faydalı. Hani onları okuyabiliyoruz yani. Hani öyle şeyler kitaplarda belli ediliyor ama oyunda çok verilemez. Verilmiyor, yok. Ben kitaplarda yazılanı soruyorum. Öyle Bizim mi, bizim inir. görmediğimiz, oyunda Öyle olmayan, yani var. iç dünyası ne yaşıyor, karmaşa mı yaşıyor, yoksa sakin ve mantıklı mı düşünüyor? Çünkü biz oyunda onu her zaman unstable görüyoruz. She can get like very angry. Bir anda çıldırabiliyor yani, her gözü kararabiliyor. Ben bir anda çıldırmasının olduğunu düşünüyorum ama genel anda ne yaptığını farkında. Ama bir anda çıldırdığını ben düşünmüyorum. O olabilen bir şey bence ama. Bence ama şey yani sıradan bir insanın fevriliğinin bir tık üstünde fevri hareketleri Yok. var. Kesinlikle Yani var. bazen evet gidiyor yani. Ben de o konuda tam ters düşünüyorum. Mesela sıram gelince anlatıcıyım. Tamam. Yani Ama dediğim gibi yani bu Sylvanas iç dünyasında bunu yaşıyor. yaptığı her şeyi bir plan halinde yaptığını zaten kısa hikayelerinde gösteriyorlar. Çünkü Evet. cidden ne Yani yaptığının quest farkında zincirini her zaman. yaptığında da net bir şekilde görüyorsun. Hatta ben beklemediğim şeyler de gördüm yani. Nasıl söyleyeyim? Özellikle Neytonos. Hani çok rahat oluşu. Sadece Sylvanas'tan ayrılırken endişeye kapılması. Evet. Yani O işte endişe dediğimde o şey çok yani. ince ve güzel bir nokta, aynen. Yani abi inanılmaz rahat yani. Çünkü şöyle söyleyeyim. Bu arada son aşk videomu da şeyden Warcraft'taki aşk hikayelerinden de takip edebilirsiniz. Evet, Neytonos gerçekten hani mutlaka izleyin. sağlam aşık Evet. Sylvanas'a ve Sylvanas'ın yani başından Stone'a. bunlar geçerken Sylvanas bunları yönetirken aşırı rahat olması gözden kaçmıyor açıkçası yani. Ve orada artık Hatta şöyle söyleyeyim. Sylvanas'ın rahatlığı şöyle bir seviyede. Aşara'yla hani bir planı var ve bizim de Najatar'a çekiyor ya. Evet. O hani Aşara'nın bizi denizin dibine çekip Tusta Evet, geleceğinin gülüyor. farkında ve Evet, Atavos'a evet. şey diyor hani. İki taraf da kayıp verecek yani. Bu olacak bir şey. Çok onu kafana takma diyor yani. O açıdan bayağı rahat. Hayır orada Zaten zaten ilerlerken onu biliyor yani. Emin de yani. Nazjatar'ın ortaya Evet. çıkmasında Neytonos'un böyle pis pis sırıtışı var Pisir yani. diyor ya orada ve biz onu Evet. yakalamıştık. Ya Ona oluyor bu demek ki dikkat etti değil, diyor, değil. Ben de onu gördüm. O çok evet. Pis, sinirlendirdi. evet. Pis pis sırıtıyordu böyle. Arkasını dönüp. Ben Arkasını yok gidiyor. dönüp. Zaten amacı o. Dagger'ı Asyra'ya götürüyormuş işte yani. Adam aşık be. Yok Asyra. söylemek istediğim o zaten abi. Yani adam aşık. Tüm bunlar yaşanırken Nazjatar'da şurada burada falan filan adam gayet rahat. Ancak Shadowlands'in işte o sinematiği çıkmadan önce hani son artık şeye geçecek adını sen söyle gidecek o Reckoning sinematiğinden sonra kırmaya Evet. gidecek şeyi Helm of Domination oraya giderken şeyin sesi Bir titriyor. korkuyor Atanos yani, Neytonos'un evet. sesi titriyor yani. Yani dikkatli ol aşkım falan tarzında bir yaklaşım Ya var. yok, hatta şey diyor yani, son hani vakti geldiğinde yapacağın şeyden çek. Evet. Öyle O zaman ben bir ufak Yine. değerlendirmemi yapayım Sylvanas'ın şeyiyle alakalı. Yani ben değerlendirme yapayım derken kendi öz yorumumu yapayım. Arkadaşlar biz uzun zamandır hani artık uzun zaman diyebiliriz. Çünkü bir yılı aşkındır yayın yapıyoruz ve hikaye anlatıyoruz burada. 2 ay oldu neredeyse, evet. Horda olan yakınlığımız biliniyordur bizim. Evet nasıl Yok, söyleyeyim? Bir kendini kendim için söylüyorum. Bir hikaye diyor. nasıl söyleyeyim? Tarafsız anlatılır ama taraflı yorumlanır. Bunu da çekinmeden de söylüyoruz. Ben Horde fanıyım. Yok, ben bunu Ancak demiyorum da, hadi neyse. şöyle söyleyeyim. Sylvanas'ın yaptığı hareketler arkadaşlar savaş kapsamı içerisinde nasıl söyleyeyim? Olacak şeyler. Anlaşılabilir şeyler. Hani Savaş uçağı mı olacak şeyler yani? evet yani ben işte Garrosh'un yaptıklarını da savunuyorum moduna girmeyeceğim ama bir general, bir komutan bunu dünyanın birçok yerinde gerçek savaşlarda da gördük. Birinci Dünya Savaşı olsun, İkinci Dünya Savaşı olsun, kendi yaşadığımız Kurtuluş Savaşları'nda olsun. Radikal kararlar almak bazen gerekiyor. Ben şimdi burada bunu söylerken şunu özellikle söyleyeyim. Mustafa Kemal'in şöyle bir lafı var. Gerekmedikçe savaş cinayettir. Yani Evet. bu olguda hemfikiriz. Ama burada bir Alliance Horde arasında bir ciddi bir savaş dönüyor. Ve Horde'un generali olarak biz de War Chief'imizi takip eden insanlar olarak Horde'un içerisinde var olan oyuncular olarak War Chief'imizi takip ediyoruz ve
Hani söyledikleri şeyleri yapıyoruz ve sorgulamıyoruz çok da. Ve o sırada savaş içerisinde yaşanan o bazı uç şeyler, nasıl söyleyeyim, çok göze batmıyordu. Ancak Tel Dressel olayına kadar. Tel Dressel olayı... O çünkü evet, savaş, çünkü masumları yakıyor yani. Hiçbir evet, gerek yok. Çok uç bir nokta. Ben şöyle değerlendiriyorum. Mesela arkadaşlar direkt onları MAV'a gönderdiği şeklinde yorumluyor. Özellikle Shadowlands sinematiği çıktıktan sonra... Tel Dressel, Night Elf ruhlarının Death tarafına, yani Shadowlands'e gitmesini engelleyen bir olgu gibi görüyorum. Ve ben yakmasını hani Murat Han birazcık daha fevri bir hareket olduğundan bahsediyor ama biraz daha böyle alt planı olduğundan, işte nasıl söyleyeyim, işte o hani Arthas'ın görevi de çünkü buna benzer bir görevdi. İşte ölüleri evet, tutuyordu Azeroth'ta. Tel Dressel'in de böyle bir görevi vardı. Ben bundan dolayı yakmış olabileceğini. Aa, ben ona bir teorik açacağım. Öyle de var, hem öyle düşünüyorum hem öyle düşünüyorum. Akolan da buna benzer bir şey söylüyor. Yani Emerald Dream ve Shadowlands arasındaki bağlantıyı... Evet. Evet, ben de zaten aslında bir nebze onu okuduktan zaten sonra hana olup da bu teoriyi ortaya çıkartıyorum kendimce. Çünkü bu Five Keys mevzu var ya, Uygun Otun söyledi. Onunla da alakalı olabilir zaten Shadowlands'te. Hani bunu kısaca katayım. Hani Emerald Dream, Reality, Shadowlands arasındaki o Rottlerin bağ olabileceğini söylüyor. Ve zaten bu ihtimalle de şey demiştin ya sen, Wisp'ler mesela o zaman Shadowlands'e gitmiyor işte. Olabilir. Gitmiyor. Emin miyiz? Evet işte gitmiyor zaten. Azeroth'ta kalıyor ya, görüyoruz yani. Orada. Evet evet. Hani ben de... eklerdi mi? Evet. Evet. Yani ağaçlara ha, tutunabilmiş Wisp'ler gitmediğinden zaten. Hani özellikle en çok Wisp tutan ağaçta Tel Dressel olduğu için yaktığını düşünüyorum. Yani o makineye ruh göndermesi gerektiğinden dolayı. Yani biz mesela bunu Saurfang'e direkt belki söylemiş de olabilir. Hatta bahsettiği konu hani I trust you dediği de bu da olabilirdi. Yani orada biz hepimiz Malfurion'u yorduk. Ortada olan bir olgu olduğu için ama yani bu da olabilirdi. Ben sana anlatmıştım bak bunu. Böyle olması gerekiyordu. Hani gibi evet, falan. Ya niye bunlar tabii teori craftlar. Shadowlands'te ortaya çıkacak oraya şeyler. Oraya ben de geleceğim aynen. Onun dışında Saurfang'in yaptıklarını da onaylamıyorum. Özellikle savaş içerisindeyken bir ordu ikiye bölünemez. Ben de onaylamıyorum. Evet yani. Yani o şifine karşı bu mantıkla Nazgrim daha onurlu zaten. Evet yani, kesinlikle. Evet. Yani sen önce emri uygula, daha sonra birliğini kurtar modu vardır bende. Bilmiyorum, belki de asker kökenli olduğumdan kaynaklı olsa gerek. bu tarz şeyler. Ben de aynen öyle düşünüyorum. Yorumluyorum çünkü zaten Battle for Azeroth'ta da sinematiklerde de bunu gördük. Yani net bir şekilde Horde'u ikiye bölüyor. Onur onur diye bahsedip şimdi Saurfang özeline girmeyeceğim. Ona başka bir gün, işbirliği yapıyor. Ona başka bir gün gireriz ama adını siz söyleyin yani For the Horde diye bağırıyor mesela Bane, işte diyor onu dışarıda bıraktın diyor, tamam diyor sesimi çıkarmıyorum. For the Horde diyor ama Alliance Kralı'nın önünde diz çökmeler, ondan yardım istemeler. Bunlar hoş değil ama ben Sylvanas'ın özellikle Horde is nothing diye şeklinde çığırmasından ben de hoşnut değilim. Ama o ana gelene kadar da Sylvanas'ın yaptığı hareketleri bir Warchief'im olarak... dediğim gibi az sorgulayarak biraz da bu Shadowlands olgusunda mantık çerçevesinde koymaya çalışarak makul görüyorum. Yani her... Ben de bir katayım hani ben size zamanında Sylvanas'ın hordu bence gerçek hordu dediğimde bana bayağı laf ediyordunuz ama. Sylvanas'ın hordu gerçek hordu değil ama. Orada şöyle bir onu şöyle agresif görmek istiyorum dedim hordu. Ama işte o senin bahsettiğin agresif hord aslında ork hordu. Yani normalde Thrall'ın kurduğu Horde biraz daha Azeroth'ta yaşamaya yer bulmaya çalışan, biraz daha Azeroth'ta kendine yer ayarlamaya çalışan bir Horde görünümü seyrediyor. Hatta işte Rexxar'ın ırklar arasındaki birliği sağlayabiliyor olması, insanları nasıl söyleyeyim, hani Jaina'yla olan muhabbetleri, Chen'le olan muhabbetleri, hani anladın mı? Biraz daha gerçek o Horde'u yansıtan, Thrall'ın Horde'unu yansıtan karakter akışı o şekilde olması lazım. Yani Sylvanas, Garrosh gibi karakterler biraz daha mesela işte Forsaken'a yönelik, Garrosh olsun biraz daha orklara yönelik bir pozitif ayrımcılık yaparak ilerlediğinden Horde'un felsefesini tam olarak anlamadan adım atmış oluyorlar. Yani özellikle Horde is nothing, ya Horde is nothing ise mesela ben Sylvanas'a orada kızdım. Tamam senin büyük bir planın var, tamam anlıyorum. Ve bence Sylvanas öyle Horde'a falan da dönmeyecek. Ya dönmeyecek tabii canım. Ben de öyle bir plan içerisinde olduğunu sanmıyorum. Ama yani ya kardeş sen zaten çok güçlüsün. O zaman neden ordu kullandın diye soruyorum. İşte ordu kullanmasının sebebi de şeymiş yani. O savaş çıkartıp
Ha, şey yollamak. Makineye beslemekmiş şu body anda yollamak, gördüğümüz. Evet. Bakalım yani büyük ihtimalle hani bu kadar da basit değil bence değil, Sylvanas'ın değil. Altında yatan nasıl hayır, söyleyeyim sebep. Bence hayır, büyük hani, bir Missions üzlendi ve iki şeyi bir araya ya getirdi. Ya bir de Murat Han, ben bazı konularda şöyle bir open minded takı yani açık fikirli takılıyorum. Normalde Shadowlands'e abi Shadowlands desek ölüler diyar falan desek sınav falan yapardık. Şimdi bayağı böyle Icecrown Stad'ın üstünde bir tane kapı var. Oradan geçip gidiyoruz falan filan. Hani sen mesela tam direkt birebir Redemption istemiyorsun. Biliyorum ben de aynı kanıdayım seninle ama böyle bayağı gerçekten elimizi çok zayıf geliyor bana Redemption. Elimizi yani kolumuzu sallayarak böyle evet, sağa sola gidip takılacağımız bir olgu içerisinde de olabiliriz yani bir anda. Nasıl yani? Yani gayet anladım. Mesela Mav'da işte tutsak edilmiş ya da haksız yere tutulan bir ruhun işte Sylvanas belki hareketini yapacak ve Spirit Healer gelecek diyecek ki senin vaktin değildi daha gel bakalım diyecek falan atacak bizim karakter hero'lara olduğu gibi. Ya olabilir bu tamamen teori. Ya zaten şeyi de söyledim ya amaçlarından biri Jade'i alaşağı edip dengeyi kendini kurmak olabilir zaten Shadowlands. Yani özetle evet Sylvanas'ın savaş sırasında daha doğrusu herhangi bir Warchief'in Garrosh'un yaptıklarını da onaylardım. Ki onaylarım savaş sırasında. Evet. Yaptıklarını evet bir nebze diyor biliyorum ama diyorum ki Horde'a Horde. Şey söyleyeceğim bari şimdi Görkem kızıyor benim Sylvanas'a favori DM'dir. Benim Sylvanas'a favori DM'dir custom Pelisu değil. Yok, ben öyle düşünmüyorum kızmıyorum. O başka bir şey yani. Şeyi... Ya mesela yani o zaman Görkem'i duyalım. Tamam. Yani hani Görkem... ben Sylvanas'ı öyle zayıf bir karakter olarak görmüyorum. Hani çünkü ama sürekli şey diyor hani şey. Sen öyle söylemiyorsun zaten. Hani bir sana direkt şey de demiyoruz. Tamam, sen tamam. Böyle söylüyorsun da demiyoruz da. Bakalım Görkem ne düşünüyor bu konuda? Evet şimdi sıram da gelmişken. Evet. Şimdi benim zaten yani loyalist olarak mesela loyalistlere ayrıca bu kadar tepki gelmesini de gayet doğal karşılıyorum. Ve oyun içerisindeki hikaye üzerinden de baktığınızda zaten loyalistler şu anda aşağılanan, işte tutuklanan, dışlanan ve böyle şey hain görülenler loyalistler oldu. Şimdi oyun içerisinde ama eğer loyalist tarafını oynadıysanız ilk başta güçlü olan ve her zaman sadakat beklemesinin sebebini bilen taraftınız. Ve Saurfang'in yaptığı da aynen işte Utku'nun dediği gibi bölücülük ve yani Horde'u zayıflatan hamleler yaptı ve kendisi aslında hiç onurlu hiçbir şey yapmadı. Bence yani de. İlk mesela Saurfang'in fikir ayrılığına düştüğü andan itibaren her hamlesi Horde'a hep çelme takan hamleler. İlk ne mesela Malfurion'u öldürmedi. Yani Malfurion'u öldürmeyeceksen sen bu yani harekatın başındasın. Başının kumandanısın. Yani zaten arkadan dolaşarak işte orduyu getirebiliyorsun, bunları yapıyorsun. Ve yani, Nightarch'ların o yerleşim yerinde gece suikast düzenliyorsun. Evet getirin. Yani gece baskınıyla o köyü ele geçirecek kadar zaten bu olaya zaten hizmet vermişsin bir nevi. Ve, çok kısa araya başarılı... girebilir miyim? Şöyle söyleyeyim ama hani Malfurion'la Saurfang birebir kapışıp da Saurfang'in imkanı varken onu öldürmüş değil. Orada yok, öldürmemesinin hayır, motivasyonunu tabii. Bir çok kısa özet geçeyim tabii. Abi. Onurlu olduğu için. Hayır onurlu olduğu için değil. Normalde Saurfang Malfurion'a yeniliyor. Evet. Sylvanas gelip kurtarıyor ve onu hani killing blow atacak duruma sokuyor. Tamam diyor al artık aynen. Sen son vuruşu yap. Kendini evet. Bir nevi feda ediyor. Sylvanas hikayede yani okursanız zaten A Good War'da galiba geçiyordu. A Good War evet. Aha. Orada uzun versiyonunu anlatıyorlar oyunda gördüğümüzün. İşte aynen Utku'nun dediği gibi Malfurion'a karşı hiçbir şey yapamıyor Saurfang. Hatta Fury'un ikisini beraber bayağı götürüyor yani. Çok kural götürüyor şey. Aynen ve Sylvanas bu durumu görünce tanklamaya başlıyor ve işte bir nevi kendi evet. Üstüne çekiyor bütün dikkatini ve o sırada hadi artık diye böyle evet, Saurfang'e gereken açığı veriyor ve Saurfang işte bu onursuz olur diye bunu yapmıyor. Oyun içerisinde de işte arkadan vurup ondan sonra yaralamışken öldürmüyor diye görüyoruz. Abi zaten Sylvanas olsam şey derim ulan ben bu kadar uğraştım şunu öldür diye hala olur diyorsun ya. Tabii yani ha işte şimdi düşünün şimdi
Yani oyun içerisinde mesela iki kişi işte horrific business yapıyorsunuz. İşte biri böyle artık son boss'a gelmişken boss arkası dönük, yok benim şeyim yetmiyor, loot alamayacağım, kesmiyor gibi bir şey oluyor. Yani aynı durum yani var işte, bunun hikaye versiyonu oluyor ve işte Cyberpunk burada baya baya artık çelme takıyor ve zaten tam da bu yüzden artık o kadar kızıyor Silvana. Aynen, aynen ve şey işte Teldrassil'i yakmanın artık ilk adımı bu zaten. Ve Teldrassil'i işte burada fevrilik kısmına geliyoruz. Benim düşünceme göre Teldrassil'i yakma hamlesi kesinlikle orada Delerin'in dediğine gaza gelip yapmıyor. Zaten Silvanas Sarfrag Malfurion'u öldürmediğin andan itibaren bunu nasıl avantajımıza çeviririz diye düşünerek bu stratejiyi kuruyor. Ve artık o aşamada yapacak bir şey kalmadığı için yakın ağacı diyor ve son hamlesi oluyor. Hatta zaten, Nathanos bile kalıyor. Ne diyor yani burada? Arkadaşlar evet, bakın. Zaten işte şöyle düşünün. Yani eğer her şey olması gerektiği gibi olsaydı, Malfurion'u öldürselerdi ve Teldrassil'i işgal etselerdi, ne yapacaktı Sylvanas orada? Herkesi esir mi tutacaktı? Ya tutmayacaktı tabii ki. Yani büyük bir kısım özellikle önce Wisp'leri temizleyecekti geri gelememeleri için. Bütün kozu alacaktı. Böylece yani Wisp'ler onları orada güç veren... Ama orada şey yapmayı planlıyordu Sylvanas. Teldrassil'i tutup hem kaynak avantajı sağlamayı hem de Alliance'in içinde bir gerginlik yaratıyor. Yani şurayı geri alalım, yani, şurayı geri alalım. Zaten şey onu şuradan anlayabilirsin. Warcraft'ın mekaniği içerisinde mesela Warcraft 3'te olay başlıyor ve Ork tarafı işte orada ağaçları kesebilmek için Wisp'leri kaçırmaya ve evet, onları dağıtarak ancak onu yapabiliyorlar. Yoksa işte Night Elf tarafından oynadığınız zaman Wisp'ler ağaçlardan enerji çekiyor ve işte onlar da şey Wood yerine onu kullanıyorlar ya. İşte aynı mantık. Evet. Yani onun daha hikayede karmaşıklaşmış halini düşünün. Sonuçta Horde'un kaynağa ihtiyacı var. İşte oradan ağaç almaya, oradaki işte kaynakları kullanmaya ihtiyacı var ve zaten normal şartlarda Wisp'leri yok edip bu oradaki durumu avantajına çevirecekti. Yani orayı Horde için kullanacaktı ve oradaki sivil halkı da rehin olarak tutacaktı. Evet. Oraya işte Alliance tekrar saldırıp almaya çalışmasın diye. Ve böyle bir durum oluşacaktı ama Malfurion ölmeyince ve işte bu isyan olup da şehri geri alma ihtimalleri sabit kalınca böyle bir stratejik hamle yaptı. Şehri yakması bence tamamen düşünülmüş, hesaplı, stratejik bir hamle. Bize yansıtıldığı şekli aynen nasıl oyun içerisinde bu Malfurion'la Saurfang'in olayını özet olarak gördüğümüz için yanlış yorumluyoruz ya. Aynı şey bence bu Sylvanas'ın bu kararının işlenişinde de var. Biraz aktarma hatası var. Detayını bize vermemeleri var ama bence hikayeyi anlatanlar şuna güvendi. Ya Sylvanas'ın böyle bir karakter olduğunu biliyorsunuz. Neden fevri davransın ki diye düşünerek onu hiç düşünmediler bile. Yani ben ama insanların bundan destek aldığı bence kesinlikle Sylvanas fevri davranabilecek bir karakter değil. Fevri davranmadığını düşünüyorum. Ben ağaç olayında böyle bir şey planlamadığını ama bak o da onu söylüyor zaten, planlamadı. Hı-hı. Ama planla göre de gitmediği için. Ha, yani okay. Nasıl söyleyeyim? Stratejik bir hamle düşündü. Şey artık ölmesi gerekiyordu. Peki o zaman şeyi söyleyeyim size, hani Belalır'ın da zaten bu konuda çok uzun bir videosu var. Onun destek aldığı başka bir şey de Sylvanas ayrıca Saurfang onu böyle zorlayınca bir anda The Horde's Nothing diye bağırdı. Şimdi öyle onun için belki ben ama da orada şunu şimdi. Hani, bu orada şuna şunu kaybettirdi. Hı-hı. Savaş bitmek zorunda kaldı. Bunu normalde Sylvanas böyle bir şey yapmaz. Neden yapmaz? Çünkü elinden kaçırdı orada. Savaştaki her ruhtan faydalanmış oluyordu. Elinden savaş kaçırdı mesela. Süreç. Bu da bir. Hani çünkü Sylvanas Saurfang onu bayağı bir şey. Yok ama şöyle Murat'a özür dilerim de orada Loyalist tarafını yaptın, biliyorsun, gördün. Evet. Şey diyor ya, hani Aşara'yla yaptığım şey meyvesini veriyor. Hani zaten artık o Azeroth'ta dönecek olan ya da Azeroth'tan kazanacağı ruh şeyine hani bitti. Anladın mı o işi? Ama hayır şey diyor, yani savaş benim eklediğimden erken bitti diyor ama. Hayır tamam ama sadece pushladı yani, oturup da orada işte öldürdükten sonra Ogrimmar'ın içine de dönebilirdi yani. Tabii canım.
Yani evet, orada gitmeyebilirdi ve kimse de niye duruyorsun de diyemezdi ona yani. Ya peki ben şey soruyorum, sinematikte o zaman... gösterisinden sonra hele. Yani. Sinematikte o zaman o şeyi, sahneyi şey işte, yani öylesine mi koyuyorlar? Yani duruyor işte orada ölen bir elf var, işte o diyor ki you cannot kill hope. Oh really okay let me just fucking burn the tree diyor yani gibi bir aktarma var yani. Hayır. Oradaki olay şu. Şimdi... En başından şunu düşündüler bence. Zaten gidişat da öyle. Şimdi önceki görevleri yaparsanız zaten ilk başında Sylvanas motivasyonunu anlatıyor uzun uzun. Evet. Yani oyun içerisinde de vardı bu. Yani orada diyor zaten burayı ele geçirmemiz için geri alınamayacak şekilde işte elflerin ümidini kırmamız lazım. Bunun için de Malfurion'u öldürmemiz lazım diyor ve hareket bu amaçla başlıyor. Saurfang bunu biliyor. Yani bütün o ordunun oradan yola çıkma sebebi o. Zaten bunu bilerek Saurfang yola çıkıyor. Ve Saurfang son aşamada bunu yapmıyor. Şimdi hatta o nasıl söyleyeyim, bir Alliance'ın ters köşe yapılma durumu var. Önce Siltus'a bir çıkarma falan var. Bunları da gayet Saurfang evet. Planlıyor tabii, yani. Tabii. Zaten aslında Saurfang bunların hepsini planlamasının tek sebebi Saurfang. Tamam, aynen. Yani zaten Siltus kısmı aynen şeyde hikayede de geçiyor. Önce şaşırtmak için oraya bir işte böyle ordu yolluyormuş gibi yapıyorlar. İşte bütün Azeroth kaynağını oradaki ele geçirelim dermiş gibi yapıyorlar. O yüzden bütün Night Elf şeyi işte donanması Siltus'a doğru çıkıyor. Şehir savunması kalınca da saldırıya başlıyor Horde. Yani her şey bu şekilde başlıyor ve Saurfang bunların hepsinde hem planlayıcısı hem uygulayıcısı. Yani bizzat içinde var. Şimdi o zaman, ikinci durum. O zaman şu anda şuna mı getiriyoruz? Bu ağacın yakılması suçlusu Saurfang. Saurfang. Suçlusu ya değil ama şey. Yarı yarıya şey diyelim. Nasıl söyleyeyim? Yarı yarıya evet. Saurfang öldürse de olaylar zincirinin gelişimi. Evet yani ilk halkası oldu. Şimdi ikinci kısımda şu mesela Sylvanas'ın en büyük suçlandığı şey orada sivilleri öldürmek değil mi? Yani evet. Halbuki o hareket in-game zaman olarak 2 hafta sürüyor. 2 hafta boyunca ordusu çıkıyor. İşte adım adım ele geçirerek işte Astranar'dan zaten geliyor. Astranar'dan sonra işte Malfurion savunmaya geçiyor ve ya bu sırada yani sivillerin hepsi orada. Horde ordusu gümbür gümbür geliyor. Yani zaten savunacak donanma yok. Ordunun büyük kısmı orada yok. Alliance'ın oraya gelmesi mümkün değil. Yani ele geçireceği zaten belli. İşte Malfurion olsa da olmasa da, Tyrande de olsa da olmasa geliyorlar yani. Sabahtan abi öldürüyor. Bu şehri ele geçirecekler. Yani bakın şimdi mesela en çok tartışılan şeylerden biri nedir oyundaki? Bu Theramore'un bombalanması değil mi? Theramore'un bombalanmasında Garrosh oraya 2 gün kuşatmada tutuyor ve sivillerin boşaltılması için zaman veriyor. Evet. O kadar eleştirilen Garrosh. Bu var ama oyunda değil mi? Yani normalde şöyle söyleyeyim ben çok üzülerek söylüyorum. Real life yani gerçek hayattaki savaş stratejisi biraz daha olgun aslında. Özellikle sivillerin şehirden yani şehirleri boşaltılması. Yani nasıl söyleyeyim bir ani yıldırım harekatı olmadığı sürece dünya tarihine baktığınızda genelde sivil tahliyesi yapılıyor şehirlerden yani. WoW'da bu yok ama. Belli bir süre izin. Var WoW'da da var. Hayır. Garrosh yapıyor işte. Hayır. Demek istediğim yok yani adam yapmıyor yani kuşatılan şehir kaçmıyor yani. Evet. Onu diyorlar. Hani... Malfurion yapmıyor evet. Ve 2 hafta işte bu sürerken yani zaten artık işte ani bir saldırı da değil. Yani bu kadar uzun süre ve kaybedecekleri çok belli olduğu zaman bir de sivilleri boşaltmıyorlar oradan. Tyrande de boşaltmıyor. Bu sebeplerinden biri şey olabilir. Listeyi kullanıyorlar. Kendilerini savunmak için mesela. Tabii ki evet yani sonuçta bunda kendileri... O da stratejik bende. Yani ama sivilleri boşaltabilirler. Wisp'leri tutup en azından çocukları, kadınları falan boşaltabilirler. Onu belki şey mesela... düşünmüşlerdir hani bunlar öldükten sonra Wisp'ler ölecek bunlara da katılır bir şey de düşünmüş olabilirler. Yani. Hah işte bak bu o zaman Sylvanas'la birebir aynı düşünce şekline geliyor. Yani eğer ki böyle bir düşünceleri varsa eğer ki... Şehir savunmasına bunlar yardım eder gibi bir düşünceleri varsa o zaman aynen Sylvanas gibi düşünüyorlar demektir. Ve yani Sylvanas'ı eleştirirken bunu da hesaba katmak lazım derim. Trende şey yapıyor. Bayan Fjörün alıp gidiyor. Tabii canım evet. Herkesi arkada bırakıp gidiyor yani. Sonradan geliyor şehir yanarken. Aa, yanmış. Aynen yanmış diye geliyor. Yani
Evet şey ve ben... yani burada ikinci bir kısım var bu arada. Şey, Taldrassil'i yakmasıyla ilgili. Yani işte eğer ki aynen orayı boşaltma ihtimali vardıysa, boşaltmadıysa zaten bu tek bir amaca geliyor. İşte aynen savunmada kullanmak için. Evet. Teramor'da olan mesela olay, orada siviller boşaltılıyor ve yani şehre bomba atıldığında sadece askeri hedefler ve askeri liderler var. Evet. Yani buna bu kadar tepki gösteriliyor ama yani kuşatma ben... olduğu sırada böyle bir durum var. Mesela Tel Drasil'de böyle bir durum yok. Her şey çok belli ve açık. Böyle yani bir bombalama da hani o tarz bir bombalama da yok. Şok bir saldırı da yok. Ve oradaki durum daha uzun zamana yayılmış ve belirli olan bir durum. Tel Drasil mevzusunu orada kapatıyorum. İkinci olan mesela gene bu sivilleri boşaltma olayından Undercity'ye geçeyim. Undercity'ye Alliance saldırdığında Sylvanas'ın Saurfang'e ilk emri sivilleri boşalt. Git aşağı, bütün sivilleri boşalt, başında dur. Yani farkı buradan anlayın işte. Şimdi Sylvanas'a nasıl eşit davranılmıyor ve eşit görülmüyor, buradan anlayın. Sylvanas da mesela aynı durumda, Malfurion'un ve Trenden'in düştüğü durumda. Şehri kaybedeceği belli. Daha zayıf. Ama şehri kaybetmek planlarından değil. Yok. Şey, nasıl yani? Değil. Alliance beklemiyor muydu orada gelirler yardım eder diye? Belki o yüzden çıkarmamıştır. Yani bu da bir sebep değil mi? Hani bekliyordu, yardım istedi. Bir anda gelmediler falan. Sonra öğrendi ki yanı yakmışlar falan filan. Bu böyle gitmiyor muydu? Aynen bak. Yok şey. Hayır. Yani o artık Trendy'nin saflığı diyeyim. Yani gerçekten öyleyse. Ben ama olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Okay. Sesini yorma demiş de. Birkaç bir şey söyleyeyim. birincisi bu Tel Drasil yandıktan sonra Sylvanas şeyi öğreniyor. Elun'un ufak müdahalede bulunup oradaki elflerin acı çekmesini önlediğini öğreniyor ve hani biraz gıcık oluyor bu duruma. Ve hatta bence şey demişti yani, ulan bir bu eksikti yani, bir Elun eksikti başımda. Bana müdahale edecek, bana zorluğu çıkaracak, bir de bu da geldi diyordur yani. Yani olabilir evet. Yani cidden yani, bir ölüm eksikti diyor demiştir o da. Başıma bana bir şey yapmayan hani. Yani oyun içerisindeki ve hikayedeki kısmı şu. Elun bize yardım etmedi diye Trend'e düşünüyor bunu. Aa, bunu bilmiyor yani, zaten. Oradaki bir şey, öyle bir şey var. Yani oradaki Trend'in motivasyonunu hani geçerli kılabilecek tek şey bu. Hani kör inancı ya da sebebiyle Elun bizi korur, Elun bizi kurtarır bu durumda diyor. Elun zaten şey o kadar yapmıyor, müdahale etmeyen. Ama şöyle bir şey var bebeğim, gülüyorsun da gerçekten Warcraft evrenindeki inanç sistemi, özellikle işte Light'a olan inanç, DT olan inanç, işte Elun'a yani olan inanç. Warcraft biraz, evrendeki inançlar genelde direkt müdahale ediyor bunlarda. Kör, Elun yapmıyor şey, falan. Hayır, hayır öyle kelimeler kullanma nasıl lütfen. Nasıl söyleyeyim sana? Yok. Biraz daha koyu. Yani koyu, gerçek hayattaki mesela tutup da bir... Doğru şeyi. Söyle. Radikal. Fanatik. Fanatik daha iyi. Radikal evet, şey oluyor biraz. Öyle. Fanatik daha iyi yani. Evet evet. Ve başka bir şey de söyleyeyim. Hani benim... Horde is nothing dediğindeki anlık süreçteki başka bir dayanağım şu. Doğru söylüyorum. Horde is nothing diye bağırıyor. Sonra yandaki sancaktar kıza şöyle bakıyor. Eyvah! Hani bunu dememem lazımdı. Hani hepsini kaybedeceğim. Evet, o Reconing sinematiğinde, hatta ben vereyim bir ara, arkadan güzel güzel dönüyordu o sinematikler. Ve bence sonra orada şey dönüyor hani, ulan madem bunu dedim bari you are all nothing diyeyim. Hani yok, o kadar toparlamacalı bir şey olduğunu sanmıyorum. Yok, orada Horde is nothing dedikten böyle, sonra hani zaten hiçbiriniz bir şey değilsiniz ki benim uğraştığım diye, şeyle. Hani sonra ekliyor yani, aslında it's not the thing that I want to say. Onu demek istemedim böyle diye. Aynen. Yani hepiniz bir hiçsiniz. Bir tek Horde değil. Yani çünkü orada yani, da gerçekten bakışı, yani bakışı önemli. Resmen bak bakıyor, hala bak, şöyle söyleyeyim. Bu konuyu seçmemizin, bu kadının bu kadar konuşulmasının, yani Warcraft'ta Bu ince detaylar. Evet, ince detaylar ve bilinmezlik. Yayının başında bilmiyorum, baştan beri takip eden arkadaş varsa şöyle bir laf söyledim. Yani insanlar bilinmeyenden korkarlar abi. Ve bilinmeyeni önce bir tukakalarlar. Ha öyle miyim? Olur sonradan. Yani şimdi bu, işte neden Forsaken'ın lideri olduğunu
neden öyle bir faction kurduğunu şimdi daha iyi anlıyorsun bunu dedikten sonra. Bak çok güzel dedin yani. Gerçekten evet öyle bir durum var. Gerçekten korkuluyor. Korkulma sebebi bilinmezlik ve bütün Forsaken en başından beri buydu zaten. Evet. Sylvanas da en başından beri buydu. Ve Sylvanas'ın evet. Yani şöyle söyleyeyim. Loyalist insanların da hani bağlanabileceği şeyler o arada ufak ufak verilen hani bilgiler diyelim. Bilgiler topluluğu evet. diyelim. Yani yoksa evet. öbür taraftan Murata'nın dediğine geliyor. Hani tamamen siyahlaşmaya yakın bir karakter olacak. Ruh! Bunu dedim mi ben ya? Ne? Hayır, fevriliğini kastediyor canım. Daha fevri ve işte bunu sadece kendi amacı için yapıyor. Ha, onu söylemeye çalışıyorum. Evet, abi, evet, bana evet. siyah demek siyah karakterler hakaret olur. Hayır canım siyah, ondan siyah, bahsetmiyorum. Siyah. Yani bir tabii ki Satan değil yani bir Pennywise falan doğru, değil. Doğru, yani doğru. ama şöyle söyleyeyim. Hala Sylvanas'la ilgili bilmediğimiz çok derin bir nokta var. Yani evet. özellikle ne yapıyorun, ne yapıyor bu ablanın cevabı henüz yok. Yani bunu Shadowlands'te göreceğiz. Bu da çok güzel. Ben o şeye devam edeyim bu arada. Çok kısa özür dileyerek Eda'yı katacağım. Ben de. Tabii. Tamam. Yok yok. Ben ne alaka? Hayır sen ne alaka? Sen ne düşünüyorsun? Çünkü şöyle söyleyeyim. Normalde bugüne kadar tartıştığımız bütün lore konularında aslında Warcraft 3'e, işte Vanilla, TBC falan dönemlerine dayandığımız için sen bilgi anlamında biraz daha bizden alarak dinliyordun ve öğreniyordun. Şimdi Battle for Azeroth'ta ve Legion'da daha çok Sylvanas'ın dahil olduğu konularda oynadın. Questleri okudun. Evet. Yaptın. Sen ne düşünüyorsun? Yani tamamen daha oyuncu diyeyim, daha gamer bir karakter olarak. Ya ben hep for the Banshee Queen diyorum yani. Ben hani Sylvanas loyalistim tamam, aşkım, ve onun dediğini biliyorum ben. Ne yani ne dememi istiyorsun? Yaptığı her şeyin doğru olduğunu düşünmüyorum. Hı. Ama yaptığı her şeyin mantıklı olduğunu düşünüyorum. Belli bir amaca hizmet ettiğini düşünüyorum ve bu da zaten hikaye akışında ortaya çıkıyor. Yani şu ana kadar geldiğimiz noktada bunu görebiliyoruz. Hı hı. Her şey planlı. Çok iyi bir taktisyen. Çok acı, bir de şeyden dolayı benim ilk başta Sylvanas sevmemin sebebi çok acı çekmesi ve acı çekenleri bir araya toparlaması ve bunun onlar için savaşması. Evet. Son videoda yani böyle babasıyla kavga eden küçük kız gibi 16 yaşında kız gibi çekip gitmesi beni biraz sinirlendirdi. Yani Forsaken'ı bırakıp gitmesi beni çok sinirlendirdi. Yani o zaman şey söyleyebilir miyiz? Biraz evet sen evet loyalistsin ama Forsaken'a da bağlılığın var. Var, kesinlikle var. Ya ben daha çok kadın olarak çünkü şöyle söyleyeyim Warcraft evreninde en çok konuşulan kadın karakterlerden biri. Yani Jaina var, evet. Evet Tyrande var ama Sylvanas şu anda özellikle son sinematikle ve nasıl söyleyeyim yaşanılanlarla hikayede biraz öne çıkmış. Yani sen bir kadın olarak nasıl görüyorsun? Yani biraz da senin bu kadın bakış açısını merak ediyorum yani. Onunla birlikte ben fevri olduğunu düşünüyorum. Bazı noktalarda fevri davrandığını düşünüyorum. Siz böyle düşünmüyorsunuz. Bir plan üzerine gidiyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum. Ben bazı konularda fevri olduğunu düşünüyorum. Mesela ben galiba öyle düşünmüyorum. Zitek sen düşünmedin. Yok. Ben daha önceden şunu söylüyordum ki var bu. Yakıp acaba ruhları oraya gönderip bu Shadowlands'e daha fazla siz biraz daha kötü değerlendirdiniz. Ben şey diyordum. Bütün ruhları oraya göndermek istiyor ki herkes anlasın Shadowlands'a ne oluyor. Sonra devamında biz gidip bu ruhları çıkartmak için savaşacağız. Peki aşkım yani şöyle bir şey sorayım Alliance, sana. Hem Horde tarafı olarak diye düşünüyordum. Ama siz diyorsunuz ki Maw'u beslemek istiyor. Ondan güç alıyor. Bu yüzden yapıyor. Ben daha çok şey ama Maw'u beslemek istemesi dediğim gibi Twisted yani. Dediğim ya hepinizi serbest bırakacağımdan kastı. Gayet aşırı derin bir anlamda ölümü serbest bırakıp bizi şey yapmak da olabilir anladım dediğim gibi. Ya evet o da olabilir. İlla öyle olması hani, gerekmiyor. Yok siz şey diyorsunuz hani o nokta hademden beri işte Mao besleyip daha da güçlenmek istiyor, ruhları elinde tutmak istiyor. Ben öyle düşünmüyorum. Evet. Kesinlikle öyle peki, değil. Peki o zaman şunu söyleyeceğim aşkım o kadar mesela elf öldü tamam mı? şeyde Tedrasil olayını ele alıyorum. yani çünkü Azeroth'ta tek insan yani tek şey canlı öldüren varlık Sylvanas'mış gibi konuşmayalım da. yani bu Sylvanas'ın elinden çıkma şeyler diyelim ölümler. Aha. Geri dönemezse Shadowlands'tan bu yaptığını sence aklar mı? Shadowlands'tan dönme şimdi şöyle düşün onun bakış açısına göre zaten life is
Nasıl anlatayım? Hey. Ölüm, ya ölümle aslında şunu gösteriyor. Ölümle yaşam arasında aslında o kadar büyük de bir şey, dağlar kadar fark yok. Siz yani biz bir şey, bunu gösteriyor bize. Biz sonuç olarak oraya gidip geleceğiz. Zaten şöyle düşün. Oyunun oyun bazlı düşündüğümüzde bize bir kapı açılacak ve işte yeni patch'ler geldiğinde ya da yeni patch değil, evet. Yeni expansion geldiğinde zaten biz oraya geçiş yapabileceğiz. Yani sen gidip işte sen bir karakter olarak, ben eğer Shadowlands'da öldüysem beni gelip ziyaret edebileceksin. Bir geçiş alanı olacak yani, aslında iki dünyayı birleştiriyor. Geri dönme gelme diye bir şey evet. Yok. Olmayacak. Bence. Ve gözümüzü açıyor ki yani siz burada ne yapıyorsunuz ya? Küçük şeyler uğraşıyorsunuz. Gelin de burayı görün. Diyor. Evet kesinlikle öyle diyor ve burada çok fena şeyler dönüyor. Gelin aynen bakın. Öyle. Yani siz de öleceksiniz. Bak ölüm böyle bir şey var ve burada bir şeyler oluyor. Hani orada zaman kaybediyorsunuz falan gibi bir şey içinde. Fikir içerisinde. Bence de öyle. Yani biz burada oturuyoruz. İşte titanlar, bencil titanların şeyini bencil titanların bencil titanların evet rahat rahat işte orada takılsınlar, biraz orada takılsınlar diye savaşıyoruz, onları kurtarmaya çalışıyoruz falan da filan da. Yani hani diyor ki gel bak bir de gör, böyle bir şey var, hani sen yanlış yerdesin diyor. Şimdi aslında evet, ben birkaç bir şey söyleyeyim mi? Söyleyebilirsin tabi. Ben uzun konuşacağım, birkaç işte teori falan da katacağım. Şöyle bir çıkacağın yerleri bir söyle o zaman, çünkü ben de bir yönlendirme yapacağım. Yani birincisi vision teorisi. Evet, ben de oraya gideceğim. Birincisi vision teorisi, ikincisi de Spider-Man aslında Shadow Ascendant olma ihtimali. Onu daha konumdan alıntılayıp söyleyeceğim zaten. O Görkem o konuları düşünüyor, onu da merak ediyorum. Özetleyeceğim tamam, elimden geldiğince. Tamam, evet. Oradan gidelim, evet. Benim de sokacağım yer orasıydı zaten. Tamam, güzel. Ben önden bir şey söyleyeyim ama yani. Abi işte Silvan nasıl bu kadar olumsuz olur falan diyorum da. Silvan Aslı'nın Sarfeng'i bir lafı var, onu da söylememiz lazım. Şey diyor Silvan Aslı Sarfeng'e. Onur bir ceset içi hiçbir şeydir diyor. Yani hiçbir anlamı yoktur onur bir ceset içi. Öldükten sonra onurun hiçbir anlamı yok. Ama önce bu, hayatta kalacaksın diyor. Bu gerçek... Yaşan içinde böyle değil mi? Yani atıyorum yani evet. Kefenin cebi yok mantığıyla biraz aynı yani. Yani. Hani... Evet zaten onu diyor. Aşkım onur dediğin şey şimdi... anima power değil mi ya? Hayır. Hala. Yok hayır, hani sağlık renk hep şeyi vurguluyor. Yani bu yaptığın çok onur falan deyip duruyor yani. Aslında bana da şey diyor, canım yani onurun... Yani ben bir cesedim, benim için hiçbir anlamı yok ya. Yani. Ben bir cesedim demiyor. Hayır, bu anlamda demiyor. Yani ölüyüm yani. Onu da hayır bekliyorum. Kendisi sen için söylemiyor onu. Yani sen öldükten sonra kendine kastığın onur point'in bir anlamı yok diyor. Evet tam olarak böyle söylüyor. Yani hayır, benim de kastım önce hayatta kal, yani. Ondan sonra onurunu kurtarırsın anlamında diyor onu. Yani ben onu zaten yanlış söyledim. Yani. Ben öldüm yani, ne olacak? Bunun odağı ne için? Sen, ya ama işte şey... kesinlikle o anlamda demiyor yani. Zaten yok, önceki hayır. Muhabbetin devamından onu anlayabiliyorsun. Hatta bulayım mı? Yani Cemmaz diyor hani ben öldüm yani. Hayır. Ölü değil zaten orada. Kendine nazaran yani. Bir yorumu değil o. Biraz daha Sarfeng yönelik bir yorum. Aynen. Ya yani şey mi diyor yani, sen öldükten sonra da onun için tamam. Okey. Tam sen gidebilirsin aşkım. Ama işte orada Hope'u öldüremiyormuşum. Öldüremedim Hope'u. Aslında belki şöyle de düşünüyor olabilir orada. Hani ben Umut'u, ben burayı şu anda ele geçirdim, Umut'u öldürdüm diye düşünüyorken oradaki işte yerde yatan işte Umut'u öldüremezsin deyip onu gazlaması da olabilir. Çünkü Nathan o şoka giriyor yani. Ne? Falan oluyor. Ne? Tabii falan. Sen ne yapıyorsun falan, diye. Falan, yani. Falan oluyor. Yani ama bu şu bence... da olabilir. Nathan olsa bahsetmemiş olabilir. O falan olmuyor. Biraz daha hani emri ona veriyor ya. Are you sure? Aladın yok. Mı ya? Yok şaşırıyor. Hayır, oradaki oradan şey demek istiyor. Nasıl böyle bir an duraksaması var hani. Evet. Hemen gidip yap. Bakıyor arkadan. O da zaten böyle. Bağırıyor. Zaten ne bekliyorsun git ya. You little puppy. Ben şimdi teorik attım yayına. Evet biraz birincisi... daha çünkü sebeplendirelim yani, burada izlediğimiz bir yol var. En nihayetinde bizi Shadowlands'e çıkaracak bir hikaye örgüsü var. Bunu nasıl anlıyoruz ve yorumluyoruz şu anda Murat Han anlatacak bize işte. Şimdi iki teoriyi Akadon'dan ikisini de söyleyeceğim. Birincisi zaten meşhur Vision teorisi. Onda işte kastettiği hani This World is a Prison'dan kastettiği evet. Zot'un Vision'ı olması ve hani bizi bu Shadowlands'ta yaşanacak olayların ardından
kurtaracak olması. Hatta Nuzot şey diyor yani. Perde soluyor. Onun tacı yolu açacak. Dedikten sonra Sylvanas mesela helmi kırıp o yolu açıyor. Ve yani Sylvanas'ın bu Nuzot'un kurduğu Vision'ı görebildiğini ve bunun farkında olup bunu nasıl diyeyim? Bizi kurtarmanın yolunu aradığını söylüyor. Bunda da dayanan şu, Undead'lerin bu öteyi görebildiğini söylüyor. Çok mantıklı bir şey. Undead'lerin hani çünkü Shadow'larda gittikleri uçanlar oldukları için bu gözlerindeki perdenin olmadığını söylüyor. Birinci ihtimal bu ve hani olmasında umduğumuz ihtimallerden. Nuzot'u da bağladığı için çünkü. Başka bir ihtimal de şu yine Akon'un söylediği ama bu sanırım Chronicles'tan önceki bir olay. Yani lore'dan çıktı mı bilmiyorum ama Chronicles'ta geçmiyor. Detaylandırılmamış. Bu Forsaken'ların, daha doğrusu Undead'lerin Shadow ve Ascendancy'ye dönüşmek gibi olayları varmış. Ve bu hani şey diyor, ölüme dönüşmek diyor yani ve gerçekten çok güçlenmek olduğunu söylüyor bunu. Ve hani Sylvanas'ın bu umuda karşı sıkıntısı var ya, umudu yok etmek, umudu öldürmek istiyor, şey diyor yani. Shadow Ascendance'a dönüşmek için yapmanız gereken ilk şey umuttu. Böyle içinizden tamamen çıkarmanız lazım. Umuda kadar içinizde hiçbir şey kalmaması lazım. Ama zaten Forsaken'ın yani, yüzleştiği kadar bu değil mi yani gerçekten? Aynen öyle. Hani evet. Hazır zaten bunu yani yapmışsın. Yani diyor onlara evet. Yani o Shadow Ascendance'a dönüşmek belki de amacı. Hani Jailer'den güç alıyor ama belki bir de onu amaçlıyor yani. Bu içindeki umudu tamamen yok edip Shadow Ascendance'a dönüşebilmek. Buna görkem verecek bilmiyorum çünkü bu hala Karen olabilir mi Shadow Ascendance'a? Çünkü cidden çok güçlü bir şeymiş. Bence aşkım AFK mı? Lan. Viking. Ne oldu? Oğlum boştan konuştu. Söylesene yok diye. Ha yazdı ya o 30 saniye AFK diye. Al işte. Sen devam et ya. Yani dediğim gibi yani bir ihtimalle Shadow Ascendance'a dönüşmek istemez olabilir. Ne oldu bebeğim? Yok sen devam et, devam et. Yok hani bu yani birincisi Vision teorisi, ikincisi de bu ihtimal. Geldim benim. Heh Görkem sen beni ne zamanda gittin? Shadow Ascendance'ı anlatıyordum onu. Yakaladın duydum, mı? Duydum dinleyerek. Peki şeyi soracaktım bu. Chronicles'da geçmiyor ama hala Karen olabilir mi? Çünkü yalanlamadı sanırım. Ya bence şimdi öyle bir şey geçmiyor ve öyle bir görevlendirme bilgimiz de yok. Yani bu tarz bir mesela Shadowlands'taki sınıflandırma ile ilgili bir şey de yok. Yani o yüzden bence böyle bir şey olabilir ama dayanağı henüz yok. Yani gayet evet, mümkün. Sadece spekülasyon. Ha ve yani şöyle bir şey de olabilir. Mesela işte Sylvanas en çok mesela benim kendi adıma bence en yakın gittiği aynen çizgi ne Kerrigan ne başkası direkt Illidan'a paralel gidiyor ve evet. Yani zaten Kerrigan demek Redemption demek o yüzden onu ben de istiyorum. Bence kesinlikle öyle bir Redemption falan olmayacak. Yani ben de öyle bir şey beklemiyorum. Ve yani son aşamada zaten Sylvanas'ın yani bizim Azeroth'un gidişatıyla ilgili artık bir beklentisi olmadığı zaten ben de o son videoyu öyle yorumluyorum. Az önce onu diyecektim. Mesela tamam. Orada işte Horde is nothing diye artık böyle kopmasının zaten son aşaması. Yani bütün güvendiği oradaki planıyla ilgili herkes onun artık böyle şey işine yaramayacak konuma gelmiş. Evet. İşte zaten oradaki iki anahtar nokta var. Biri işte Saurfang'e I have trusted you demesi, işte o sana inanmıştır. Onu böyle yani dişini sıkarak falan söylüyor. Evet ve onun aynı işte. Yani fevri olmayıp da böyle yani ben genel olarak orada bile mesela duygusal davranmadı. Ya bu planım vardı içine ettim anlamında diyor. Yani onu tamamen o anlamda diyor. Ve yani sonraki artık böyle sondaki Horde is nothing diye girmesi de orada Saurfang Horde dediği için ona öyle cevap veriyor o sırada işte yaralandığı evet için. Ama bence o bile yani en fevri gözüken anı bile aslında o bile orada duygusal ve fevri bir çıkış yapmıyor. Zaten ya aman bitti artık yani sizinle mi uğraşacağım anlamında bir şey o. Yani ben onu tamamen öyle anladım hani ve
Bunu da şuradan emin oluyorum. Şeyin yani loyalist bitişinde gittiğin zaman Sylvanas'ın yanına işte o Nathanos'un aşkını ilan etmesinden önceki konuşmasında diyor ki yani orada zaten işte bu hainler işte senin bana hizmet ettiğini bilseydi işte seni zaten tutuklardı, iyi kaçabilmişsin falan gibi şeyler diyor. Ve işte zaten yaşayan kimseye hiçbir zaman umurumda değildi ama Forsaken'ı işte acıyordum. Bir tek onları umursuyordum diye. Evet. Ha, Forsaken'ı acıyordum ve onları kurtarmaya çalışıyordum. Onlara işte büyük haksızlık yapıldığını düşünüyordum diyor. Ve yani bu yüzden bu acımasızlığı herkesten, bu acımasız kaderi herkesten daha iyi anlayabilir diyor. Yani içine düştükleri evet. durumu da ve onun yüzünden bu arada kalma durumlarını kastediyor bence orada. Ve ama işte bütün buna rağmen şey diyor yani inatla umutlarını kaybetmeyecekler evet. ve işte bana sadık kalacaklarını da biliyorum diyor. İşte sonuçta gerçeği onlar herkesle beraber onlar da öğrenecek diyor ve işte şey diyor ondan sonra da zaten işte Asşerel'le olan anlaşmam zaten yakında meyvelerini verecek. Azeroth'un orduları onun efendisiyle savaşacak ve işte şey onların ölüleri de işte sokakları dolduracak. İşte evet, sonunda Nzoth'u da kastederek o da ölüme hizmet edecek diyor. Ve evet, hatta o, çok uzun bir süre Sylvanas Nzoth'a hizmet ediyor dendi be. Öyle yani, onun böyle olmadığını aslında evet. hani bu koskoca Old God'ı bile nasıl umursamadı ve onun da aslında bir piyon, onun gözünde bir piyon olduğunu ve yaptığı her şeyin işte onun düşmanlarını öldürmesinin işine yarayacağını kastediyor ve işte ama işte şurada da, orada da şunu düşünüyorsunuz. Ne kadar zeki olsa da karşısına aldığı canlının yaşını bile bilmiyoruz. Yani onun için nasıl herhangi bir şöyle gerçekten çok kadın ve hani Zot'u böyle bir aklında bir dönem akıl oyununda yenmek falan vardıysa öyle bir şey beklememeli zaten yani. Zot'u herhangi bir plan oyununda yenemezdi. Yo Nzoth'u Dez'e hizmet etmesini istemiyor ama asıl amaçlarından birisi de bu değil mi? Zaten Nzoth'u kendi alt etmeyi düşündüğünü evet, sanmıyorum. Evet. Yok kendi yani bence de öyle. Nzoth'la yüzleşme gibi bir derdi kesinlikle yoktu zaten. Geri çekilip herkes birbirini kırsın diye bekliyordu Sylvanas. Bence tamamen olay bu yani. Hatta... Ama işte orada şeyi vurguladı ya. Detayını edecek. Onu vurgulamasından insanlar biraz hani onu da mı öldürüp kaldırmayı falan düşünüyor. Yok. Şeyler yani, yok. Zot, bence şöyle zaten Zot'a ama hizmet etmekten kastı daha dolaylıysa evet hani cesetleri kaldıracağım. Kullanacağım. Ya, o kadar evet, basit. Bence işte şey yani sonuçta Asşara ile bir anlaşma yapmış olması ve Asşara'nın kurtulunca daha büyük bir güç için bak onu da söyleyecektim. Asşara çıkması, o da çok önemli bir şey. Asşara'nın onu söyledi. Evet evet. Yani sonuçta Sylvanas'la Asşara'nın bir anlaşması var. Ve Asşara bu işte o Nzoth'un artık iradesinden kurtulunca ki yani kurtulmamış da olabilir. Çünkü orada şöyle bir ince detay var. Asşara'ya işkenceden Boss zaten şeyle meşhur. İradeyi kırmasıyla. Old God ve Void şeyin Corruption'a dayanıklı bireylerin iradesini kırmasıyla meşhur. Ve o esas görevi o yani. Eğer ki kırdıysa ve Asher'a hala Nzoth'un yani iradesine göre hareket ediyorsa bu büyük güce de Nzoth için gidiyor olabilir. Evet bak öyle bir tavır var ya ona gideceğim diyor mesela. Aynen ve yani Sylvanas bunu bilmesine rağmen Asşara'ya böyle bir güç veriyorsa o zaman demek ki yani sonuçta bizim dünyamızda Azeroth üstünde ne olursa olsun onun işine yarayacağını düşünüyor evet. bu şekilde. Asşara'nın Nzoth'tan yana da olsa Nzoth'a karşı da davransa o oluşacak karmaşalar benimdir diyor. Olacak karmaşada aynen. Olacak savaşta ve karşılaşmada ölen herkes ona yarıyor diye düşünerek bunu yapıyor. Yani zaten son aşamadaki yani o fevri görülen davranışındaki aslında rahatlığı da bu yüzden bence. Horde'nin yani gözünde artık Horde Alliance kavgası o kadar yüzeysel ve küçük bir şey evet, kaldı ki Sylvanas'ın. Yani elinde
ulaşabileceği, hatta belki ulaştığı o kadar büyük bir güç var ki artık, ve üst bir evrenin farkında ve oraya geçip oradaki artık mücadelesini düşünüyor ve evet. O yüzden bizim buradaki muhabbetimiz ona çok böyle anlamsız geliyor. Aynen, küçük öyle. Geliyor. O yapacağını zaten bizi kullandı yeterince ve aynen. Attı. Yani belki bunu biraz daha uzatıp işte buradaki karmaşayı ve işte karşılıklı ölümleri kendi kontrolünde yapmayı belki planlıyordu ya da düşünüyordu. Ya da başka bir şekilde bütün Horde eğer ele geçirseydi hakikaten planladığı gibi ileride, o zaman belki daha rahat işte planlarını uygulayacaktı. İşte şeyi sonuçta Shadowlands'e geçidi açtığında perdeyi kaldırdığında belki bütün Horde olarak gitmeyi ve işte oradaki mücadelesini o şekilde evet. yapmayı planlıyordu. Ki bence esas durum böyle. İşte çünkü şeyi hatırlayın. Çok orada da ince bir detay var. Son savaştan önce Aleria Anduin'le karşı diyor ki, yani belki de Sylvanas'ın önünden çekilmemiz lazım. Nazoth'a karşı durabilecek en büyük güç o ve onun işte komuta ettiği ordu diyor. Tamamen undead'leri kastederek. Çünkü undead'ler sonradan işte öğrendiğimiz üzere Void Whisperer'lara, Old God Whisperer'lara karşı daha dayanıklı. Yani hatta güçlü olanları tamamen... Bu sürekli söyleniyor da ben bunun kaynağını hala net bulamadım. Kaynağı çizgi roman ve bu son işte Aleria'nın dediği. Hı-hı. Yani bunlar onaylayıcı olarak herkes kabul etti. Kanon oldu bir nevi yani bunlarla. Çünkü zaten önceden işte böyle bir şey vardı, ima diyeyim artık. Oyun içi ve hikaye içi imalar vardı daha dayanıklı olduklarına dair. Ve sonunda bu şekilde bir nevi onaylandı. Bir şey soracağım. Tamam bir dakika unutma, son bağlıyorum zaten. Yani Sylvanas'ın o yüzden hani fevri olmadığı ve hesapçı olduğu bütün, bence bütün bu olaylarla bu destekleniyor. Yani tam tersine aşırı stratejisinden, kendi amaçlarından vazgeçmiyor. Ama şöyle bir anahtar nokta var, son bağlayacağım yerde o. Sylvanas kesinlikle bencil değil. Bunları sadece kendisi için yapmıyor. Bunun da en büyük kanıtı bir o Saurfang'le karşılaşmasının sonu. Çoğul konuşması. İkincisi de Shadowlands sinematiğinin sonunda bizlik konuşması ve işte sizi kurtarma, yani bizi kurtaracağım demesi. Yani çoğul konuşması. Ama kurtaracağım bence, demiyor orada. This world yani, is a present. Orada sayı der, kurtaracağım der. Yani herkesi serbest bırakacağım diyor. Yani işte. This world is a present. Ben zaten hepinizi serbest bırakacağım diyor. Free you all set diyor. Set us all. Hepimizi evet. bizli diyor. O aynen. biz oradaki çok çok önemli yani. Ama şöyle de bir durum var. Dediğim gibi ona farklı baktım dedim. Çünkü Setan say dese belki, ama benim ona farklı bakmamın sebeplerinden biri o serbest bırakmak demesiydi. Anladın mı? Zaten onu anlattım. Yani. İşte onu soracaktım. Siz hepiniz buna katılıyor musunuz? Diyor ki Norm, yani hayır. Hayır sen söyledin. Sen söyledin bunu. Diyorsun ki bence Nuzot bizi şu anda... Hayır, bu ihtimallerden biri. Benim ayrıca kendi teorim de vardı. Onu söylemiştim ya. Yayının en başında. Ha okey. Hani ben sadece şeyi söylüyorum değil? Yani ölümle bu kadar iç içe olmayan bir yani bir NPC, bir karakter, insan neyse, Sylvanas'ın yaptığını, hani evet orada bağırıyor işte hiçbiriniz anlamıyorsunuz, hepimizi serbest bırakacağım, evet çoğulcu konuşuyor. Yani kendi ithamıyla, kendi belirtmesiyle yaptığı şeylerin hepimizin iyiliğine olduğunu söylüyor aslında. Ama yani dediğim gibi ölümle iç içe olmayan bir elf bunu anlayamaz. Ya da orku bunu anlayamaz. Anlamasını da beklememesi lazım aslında. İşte o yüzden ben beklemediği için de Horde is nothing deyip gidiyor zaten. Ama beklememeye karar verdiği nokta. Çünkü kendi yöntemleriyle bunu bir nebze anlatmaya da çalıştı yani. Özellikle işte Saurfang'le şeyler yaparak, bak anlattım. Büyük ihtimal belki anlattı da yani. Biz o anlamamıştık tabii. Yani o kadar bence derin kimseyle, yani Nathanos ve yakın çevresi. Nathanos da bile yapmamış. Yani Nathanos da son aşamada anca bildiğini. Evet. Çünkü bu Before the Storm'un sızdırılan, yani daha doğrusu ön verilen preview kısmında şey diyordu sanırım. Yanlış hatırlamıyorsam şey diyordu. Nathanos'a bile her şeyi söylemediğini yazıyordu kitapta. Evet, bütün ve Nathanos her şeye rağmen kör bir bağlılıkla, sadakatle ne evet. derse yapıyor. Nathanos özeline çok kısa gireyim. Nathanos bu ara Shadowlands'i
chat tokarıtas. Güzel bir soru geldi. Tamam, Shadowlands'ı görmüş bir karakter değil. Direkt hani o Skirt saldırısından sonra Goal olarak kaldırılmış ve iradesi Sylvanas tarafından kurtarılmış bir karakter. Evet. Yani evet. Sylvanas'ın zaten gördüklerini ya da yaptıklarını hatta oturup laf anlatmaya çalışsa bile anlattıklarını anlayabilecek tecrübeye ulaşmış bir karakter değil. Bunu da bilelim yani. Ha, ama orada şöyle bir durum var. Eğer anlatırsa da dediğini mutlak doğru olarak kabul edip evet, sadakatinden hiçbir ödün vermeden aynen devam ediyor. Çok kısa hazır nasıl söyleyeyim teoriler ve görüşlerimiz de araya girmişken Lich King oldusunu yok ederek bütün undeadleri serbest bırakmış olmuyor mu? Zaten Damlan Prepeş'te onunla alakalı bir şey de olabilir. Yani Stormwind Hall'da da olabilir, ayrıca o da olabilir. Bir dakika. Hatta yok, bir dakika Shadowlands için onu sorabilir miyim? Onların hepsi Shadowlands'e mi geliyor, burada mı kalıyor? Bir dakika. Hayır. Blizzcon'da bu saldırılan olacağı zaten söylendi. Scourge'den kastı oysa yani. Scourge serbest kaldı şu an. Yani Helm'i yok ettiği anda Scourge başıboş kalıyor. Zaten... Aynen, orası öyle. Ama hatta şöyle, şöyle de bir durum var, onu size söyleyeyim, benim fikrim bu. Başıboş kalıyor Scourge ama yenilebilir de yenilenebilir de olmuyor artık. Hani bir kaldıran güç nasıl olmadığından, yani şöyle söyleyeyim. Evet. Yani, Scourge ölünce yani, bitiyor. Evet, yani ölünce bitiyor yani, artık. Nekromansalar yapabilir artık. O da ayrı bir mevzu. Demek istediğim şu, yani Scourge büyüyerek kralları gelişmeyecek yok. Lich King döneminde olduğu gibi. Yok. Tabii. Ve şöyle bir durum var, mesela atıyorum... Helm kırıldıktan sonra ölen bir human NPC'si Mava gidecek. Ha işte onu soracaktım. Mava gidiyor değil mi? Yani tekrar gelip Forsaken'lar gibi hayır. Yok öyle bir şey. O hayır. Hayır. Undeadlik durumu şey. Azeroth üzerindeki undeadlik durumu bir kaldırma durumu çünkü. O zaman bu arada ben... o teori işlemez. Söyledi yani. Hangi teori? Teori yok, o soru sordu. Soru. Ha, pardon. Olmuyor bana... mu deyince ben... Tamam. Olmuyor. Şeyi belirteyim. Olmuyor. Yani sadece boş kaldı. Hani benim Görkem benim favori deneme her defasında triggerlanıyor. Ben bunu biraz daha açık. abi şimdi Sylvanas'ın gayet korkunç travmalar yaşamış bir karakter olduğunda hatta hala Arthas'tan bahsettiğini farkındayız değil mi? Yani ben Warbringers'da şey dedim ya hani yine Arthas dedi ya ben şey dedim ya yeter artık bahsetme Arthas'tan. Yeter her dakika Arthas diyorsun yani. Demek ama ki hala... Arthas'ı unutmama ihtimali yani normal yani. Hala onun... Bir dakika. Bununla ilgili nasıl psikolojik acısını yaşıyor. Arthas'la ilgili ne diyor? Arthas olayını o kadar aştı ki yani. Ama hala Delerin'de bahsediyor mu? Ya hayır canım. Delerin bunu anlatınca yani ne kadar aptalmışım ne kadar böyle bir şey. Ama Murathan orada şöyle bir şey söyleyelim. Delerin bu hikayeyi anlatıyor mu? Yoksa bu hikayeyi video izleyicisine mi anlatıyor? Hani bir zamanlar aptal vardı artık yok deyip geçiyor mu yoksa orada sözler? Hani oturup bence da işte yani. Ya bir zamanlar Arthas vardı bak geldi işte Silverwood'a kadar yürürken falan derken ama o şimdi, Delerin anlatılan bir hikaye gibi durmuyor. Ben o videodan aynen kendi adıma ona algıladım yani. Orada şöyle bir şey oluyor. Delerin bunu diyor ona bunu çağrıştırmak için. Sylvanas da bunu hatırlıyor. Delerin'in amacı orada bak sen böyle iyi bir insandın işte iyi bir savaşçıydın. İşte bak bizi işte bırak artık hani zaten şehri kazandın falan diyor. Bak sen de böyleydin diyor ve Sylvanas da evet öyleydin ne kadar aptalmışım diyor bunu hatırlayarak. Yani eğer ki Arthas'ı hatırlıyorsa Arthas'la ilgili hatırladığı tek şey kendi zayıflığı. Yani artık bu kadar zayıf değilim. Yani ne kadar aptalmışım, bu kadar aptal da değilim artık diye. O kendi saflığını zaten düşünüyor orada. Ama o yüzden zaten bir gaza gelmedi. Orada anlatmış olabileceğinin şurada anlayabiliriz. Anlatıp sonra şey diyor. Hani bak gördün mü umut işte bu kadar yararsız bir şey diyor. Biz orada yani çünkü olabilir etmiyor. Yorum tabii. Direnmeyi. Dediğim gibi çok önemli bir şey değil ama bir detay. Anlatmadan diyor onu zaten canım. Hikayeyi yapmış olmasına gerek yok. Zaten onun kastettiği şeyi anlıyor ve Delerin de onun onu yani o anıyı hatırlayarak bunu dediğini anlıyor. Zaten ama onu kastediyor. Görkem'e de şurada katılıyorum. En nihayetinde
Şimdi Sylvanas işte bir elf çocuğu olarak doğduğunda, işte kolcular birliğine katıldığında falan, hani bu tarz şeylerin, hani kaderin böyle bir şey beklediğini bilmiyor. Hani ve Yok. nasıl söyleyeyim, bir gerçek anlamda işte bu kozmik haritada bir köşede hazır rolü olan bir karakter değil. Mesela Old God'lar zaten Old Tabii. God olacaktı. Titan'lar zaten Titan olacaktı. Yani Sylvanas'ın özellikle Death'te tecrübe ettiği şeylerin ilk kapısını açan kişinin Arthas olması Arthas. da evet, ben ufak ufak, bu tabii yorumlama, yani hikayede bunu bize net bir şekilde Hatta şey diyor gösteren. yani Sylvanas. Ben ölümü herkesten daha iyi bilirim. Ya evet, ama dediğim gibi yani bir kitapta şey yazmıyor, işte Sylvanas Fears from Arthas demiyor yani, hani net bir şekilde onu söylüyorum. Ama bu yoruma da katılıyorum. Yani ben şahsen kendim olsam, ben Sylvanas olsam, yani Arthas denince bir demeyin şunu ya Kit falan, benim yani yanımda bence söylemeyin de falan derim yani. yani o artısı aralarında şu an güç farkı olsa bile ben size geçen hafta demiştim ya hani Sylvanas hani Arthas'a gitse bu güç seviyesinde ve Arthas ona kalkıp bak canım Frostmourne'u hatırlıyor musun dese Sylvanas yine bir yüzlerinin bağı çözebilirdi. Ama bunun sebebi zayıf olması değil. Sadece yaşadığı şey. Hani tekrar Yani vurguluyorum ben işte Sylvanas'ın bakın, zayıf siz iradeli falan şimdi demiyorum. anladım anladım ben, işte siz Sylvanas'ı fevri potansiyeli olan bir karakter olarak gördüğünüzden bu olaya da o çerçeveden Aslında bakıyorsunuz. Görkem, ben Ben de şeyi tam söylemeye çalışıyorum. Hani her karakterin bir fevri noktası evet olacaktır yani. olabilir yani. Hiç gerçekçi Tabii değil ki, tabii yoksa. ki Titan olabilir değil ama bu kadar. Sylvanas o yüzden farklı zaten. Yani her karakterde olabilecek duygusal şeylere çok hesapçı ve duygusuz, soğuk yaklaşıyor. Ya Yani en orada da baştan Sylvanas Görkem'e bak, öyleydi Görkem'e de zaten. burada şurada katılıyorum. Artık ölümle ve bu tarz Bayağı iç dışlı olgularla o olmuş kadar durumda. içli dışlı olduğu için, belki de Tabii. hani duygusuz demeyeyim de, yani duygu şeyinin, motivasyonun kırıldığını Kaybetmiş olabilir. olma ihtimali de yüksek. Evet, Zaten bu da işte, var. evet. Aynen yani zaten bak bunu şuradan anlayabilirsin işte demesini ben nasıl görüyorum bunu aşmış artık o kadar üstten bakıyor zaten bu duygusal mevzulara da aynı şekilde bakıyor artık 3 kere ölmüş bir ölüp geri gelmiş bir karakterden bahsediyorsun ilk ölümünde ruhu paramparça olmuş böyle Evet. tam cenneti görüp oradan koparılmış artık bütün sevdikleri ölmüş onların ölümünde bizzat böyle kullanılmış kendi iradesi dışında o kadar çok böyle kötü şey yaşamış ki yani artık PTSD hani o travma sendromunun yani milyar katı var zaten bu karakterin üstünde ve o yüzden yaptığı her şey artık böyle duygusal şeylerin çok ötesinde ve bunu öyle bir aşmış ki tamamen hesap, strateji ve böyle soğuk gerçeklik olarak bakıyor her şeye. Önünde ne varsa ona göre düşünüp ona göre planını yapıyor ve işte genel bütün algısı çok çok üstte ve geniş bir açıdan her şeyi görüyor. Yani o şekilde bakınca zaten bence bütün taşlar yerine oturuyor. Bütün o davranışları da aynı bu şekilde. Bütün o şehri yakması, oradaki Horde is nothing demesi, fevri gözüken dışarıdan bakınca böyle ani verdiği kararların hepsi aslında altı dolu ve çok önceden hesaplanmış. O olursa bunu yaparım şeklinde yapılmış hareketler yani. Ya Bence orada böyle. zaten şeyi de söyledik ya, yani normal bir insan, human being, gerçek hayattan, hani oyun dışından bahsediyorum. Bu tarz şeyleri Aynen. algılayıp anlayıp kabul, yani sindirme potansiyeli çok düşük. Tabii canım Evet. aynen yani bu kadar soğukkanlı kalıp böyle soğukkanlı kararlar veremez yani Çünkü ölüm en gerçekten tecrübeli bir en elf tecrübeli içinde, bir night kumandan elf evet. içinde, bir human içinde çok şiddetli ve korkulası bir Çok duygu. acılı yani bir de. Yani Tabii onu da aynen. anlatıyor zaten. Aynen ve işte o yani normal ölümün bile çok zor olduğu bir durumda yani kaç katını yaşıyor ve 3 kere ölüp geri geliyor. Yani bunu mutlaka artık yani hesaba katmak lazım. Yani genel bakış açısı bu. Bu şekilde görüyor her şeyi. Bir de en büyük motivasyonu ben bireysel olarak, bencil olarak Sylvanas'ın en büyük motivasyonu tekrar Ölmemek. ölmemek. Bir daha Evet, bir ölmemek. daha ölmek istemiyor. Yani Zaten hani peki benim ben Shadowlands'taki bencil olmasını söylemenin olma ihtimali sebeplerinin biri bu yani. Kendini tamamen ölümden kurtarmak istiyor bir dönüşeceği şey. Ama Bu ya ben böyle de bir onu şey bu. söyleyeceğim. Aslında Shadowlands'ta alacağımız aksiyonlar biraz da ölüm olgusunu kırabilir mi Warcraft Evet. evreninde? Yani Kesinlikle. gerçekten Zaten ha. ha işte
aynen bu. Yani Jailer'la çalışmasının oradaki mekaniği bozacak derecede buna müdahil olmasının sebebi zaten bu. Bizzat kendisini kurtarmak değil. Kimse bu duruma düşmesin. Yani tamam da hiç kimse ölmezse evrenin dengesi yok olur. Ama şu anda zaten ölen hiç kimse normal gitmesi gereken yere gitmiyor ki. Hiç öyle kimse düşün. Kanış gibi söyledik ya. Kendini ölümden kurtarmak istediğini söyledim ya ben. Ondan onun üzerine gittim yani. Değil, bir zaman tamam işte zaten. Ama kendini ölümden kurtarmak mesela şöyle düşün. Yani ölümün genel yapısını bozarsa zaten kendini kurtaracak. Ama sadece evet. Kendini kurtarmış olacak ve ileride bu mekanizma işlediği için her an tekrar bu tehlikeyi yaşamak durumunda, yani tekrar ölümle karşı karşıya kalmak durumunda olabilir. Ama bu mekanizmayı bozup herkes için de bu mekanizmayı bozarsa, bu mekanizmayı yeniden kurulmasına yardım ederse, o zaman hem kendisi ölmez hem de bu durumu koruyacak koca bir artık gönüllü ordusu kazanmış olur. Öyle düşün. Ya ona bakılırsa bir köşeye çekilirdi şey gibi. O bir annet var. Lillian Voss mu? Lillian Voss gibi köşeye çekilirdi abi, ölmezdi. Bir hayat boyunca gayet ölmeden yaşardı. Bu ara aşkım köşede, çok özür diliyorum. Senin eskiden kalma bilgilerin. Lillian Voss'un hikayesi çok değişti. Bayağı. Yani şu an bayağı. Bayağı şu an aktif. Lillian Voss şu anda Forsaken'ın lideri gibi bir durumda. Yani. Hani şey diyordunuz? Kalya Menetti'yle bir... Kalya'yı çağırdı. Onu kimse kabul etmedi. Evet. Kimse yani kabul etmediğinden ziyade şey ama... muhabbeti var. Bir Night Elf undeadleşme durumu var. Ondan dolayı Kalya'nın çağrılma söz konusu oluyor. Orada da Lillian Voss baya hani Sylvanas'ın hiç oluşturduğu Forsaken'ı hani lidere ediyor durumu söz konusu yani. Güzel, sevdim. Ve Lillian Voss'un da motivasyonu bence yani Sylvanas kadar derin ve güçlü yani Forsaken için bence gayet uygun yani. Kardokcum anlattık nasıl katıldığını. You were late. Bilim kururken bu hizmeti vermeye çalışmıştım. şeye gelelim tekrar. Murat'an biraz çıtlattı. Senden de alalım onu Görkem. Yani bizim bir vision teorimiz var. Nizot'un işte ölmediği, kolay lokma olmadığını. Zaten Old God'da oluşumunun ölümle... Yani en büyük umudumuz zaten Nizot'a da. Şey yapmadığı ve Death'le oynanan bu oyunun Azeroth'taki olumlu etkilerinin... yani olumlu etki yaratma şeyinin kapısının da Nizot olacağını düşünüyoruz biz. Genel olarak şeyimiz bu. Ama derinde, altta düşündüklerin nedir abi? Yani zaten şimdi iki ihtimal var. Birincisi görünen gidişat. Görünen gidişat ne? Nizot'u öldürdüysek o zaman sonraki adıma geçeceğiz ve işimize bakacağız. Ama ikinci ihtimal de bu vision teorisi. Zaten Murat'ın anlattığı gibi işte eğer ki hakikaten Nizot hepimizi kandırdıysa ve şu anda biz onu yendik zannediyorsak, bir vision'ın içinde ona güzel hizmet ediyorsak farkında olmadan, yani o zaman zaten Shadowlands'e gidip gelmemiz sırasında bir ayılma yaşayacağız. Aa biz ama öldürmüştük Nizot'u diyeceğiz. Geri geldiğimizde halbuki bütün Azeroth'un yüzeyi yeniden Black Empire kurulmuş evet. Ve Old God'ların hakimiyetine girmiş olacak. Aynen Chronicle'daki o görüntü gibi veya işte Asher'a videosundaki Nizot'un gösterdiği görüntü gibi bir şeyle karşılaşacağız. Ve ikinci ihtimal şu yüzden hepimize, yani bana da herhalde buradaki herkese de çok olası geliyor. Yani Nizot'u bu kadar kolay öldüremememiz lazım. Hayır. En büyük zaten dayanak her şeyin bu kadar böyle kolay ve tıkır tıkır işlemiş olması. Evet abi zaten düşünsene sinematik o kadar kötüydü ki yani bu bağırıyor böyle zaten. Olmamalı dedik. Evet, yani bu kadar kolay olmamalıydı dedik. Çünkü yani eğer ki böyle bir sistem vardıysa, bu Nizot'u bu şekilde öldürebileceğimiz bir sistem vardıysa, o zaman koca titanlar neden Old God'ları hapsetmekle uğraştı, başına bu kadar koruma güvenlik önlemi dikti de onda bu arada öldürmediler. Kafa karışıklığı olursa diye titanların Old God'ların ölmesinin Azeroth'a zarar vereceğini düşünmesi tek sebebi Amaltul'un çağır ya içerici yırtma. Yoksa gerçekten öldüklerinde bir şey olacağını pek sanmıyorum ama şeyi de konuşmuştuk. Old God'lar
gerçekten çok uzun süredir core update ettikleri için belki de Azeroth'un Warsaw'una kadar ulaşmış olabilirler. Bu da tamamen yok olmaları, hani tamamen yok olmaları durumunda belki Azeroth'tan da bir şeyler kopacak. Evet. Bu da olabilir. O da bir ihtimal. Yani ama şu anda bildiğimiz kadarıyla yani Amaltun'un dengeliği yüzünden. Yani öyle gözüküyor ama şu da var. Gerçekten yani sonuçta çok uzun süre tek bildiğimiz şu. Mesela Black Empire kısmı ve işte bu Titanların perspektifinden olayı biliyor olduğumuz kısımla bakarsak sonuçta Black Empire döneminin ne kadar sürdüğünü ve o sırada gezegene ne kadar nüfuz ettiklerini, yenilmeden önce ne halde olduklarını bilmiyoruz. Ve sadece bir tanesinin gerçek olarak öldürüldüğünü ve kalan üçünün gücünün etkin olarak işte Azeroth'un gerçekliğine müdahale ettiğini biliyoruz. İşte Yogg-Saron işte Icecrown ve civarında gücünü gösteriyor ve en sonunda Uldar'ı neredeyse ele geçiriyor. İşte Kut'un neredeyse Silithus'un bütün o bölgeyi ele geçiriyor. Oradaki Akir işte krallıklarını yeniden canlandırıyor. Canlandıracak kadar müdahale edebiliyor güya hapis haldeyken bile. Ki demek ki bunların hapsedilmesi çok da güçlerini %100 bastıramıyor ve hapis olmuyorlar. Bu kadar demek ki gezegene etki edebilecek konumları var, güçleri var. Şimdi hapis haldeyken bu kadar etki edebiliyorlarsa, Nuzzot tamamen serbest kalmışken ve yani serbest kaldığı haldeki işte gerçekten böyleyse... Yani serbest kalıyor yaptığı şey... Sadece Uldum ve işte Vale'da bir işgal hareketi başlatıyor ve dünyaya bunu yaymıyor. Mesela başka bölgelerde niye yok bu? Madem evet, böyle hani çünkü şöyle yapıyor... bir şey var. Nuzzot uyandığında hani nasıl Deathwing kadar yıkım yaratmadılardı ama onu da kısa bir şey yapalım. Nuzzot'un tarzı bu değil. Nuzzot'un evet. Tarzı aslında tam Emerald Nightmare'de olması gereken şey. Azeroth'la Nihalata'yı birleştirmek, hatta Raid'de bunu da söyleyeyim yani. Artık Nihalata'yla sizin dünyanız bir olacak seviyesinde getirmiş durumdaydı. Güya ama dediğim gibi hani Uldum ve Pandaria'ya saldırmak dışında bütün Azeroth'a bunu yapabilirdi rahat bir şekilde. Yaptığı tek şey şu aslında, kafasındaki baskıyı almak. Hani biz onu öldü sandık, artık daha fazla onu takip etmeyeceğiz. O da arka planda işini rahatça yapacak ama tamamen sıvasını farklı. Ya ben bir şey soracağım. Şimdi Maldaki Jailer'la Detin'in arasında bir bağlantı yok değil mi? They're separate. Var. Var. Neyin? Var bebeğim, yani ally şey mı? Gibi Order'la Titan arasındaki ilişki. Onlar ally. Ally... Değiller bence. Detin yaratıklarından biri. Bence kesinlikle değiller. Yani şöyle söyleyeyim, ben biraz tıkandım anlatmakta ama... bunun net şeyini gidince göreceğiz aslında ama... Yok hayır, aslında ben onun net bir şey olması gerek olduğunu sanmıyorum. Çünkü Shadow Lens'te 6 tane yer var. Pardon. Evet, 6 tane bölge altın, var. 6. Move'da onlardan biri ve Jailer onun başındaki eleman. Evet. O da görevlendirilmiş. Hani Det'in sorumlusu işte Det'in direkt işte gel kardeşim sen Shadowlands'ı yönet al sana taç dediği bir karakter değil yani. Değil, biliyorum. Zaten, Det diye bir varlık olup olmadığını da bilmiyoruz. Efendisi kim o zaman? İşte bilmiyoruz. Efendisi olmayabilir. Det diye bir varlık var, yok bilmiyoruz. Mesela her kültürde Det işte farklı bir varlığa yüklenmiş. İşte mesela troller Moezala'yı Det olarak görüyor. İşte Nahtaflar Elun diyeceğim. Onu söylememin sebebi neticede ölenleri alıyor. Evet. Nahtaflar Elun olarak görüyor gerçekten. Evet. Peki kozmik haritaya baktığımızda biz orada görüyoruz bir Det. Bu hepsinin Det'i mi oluyor? O olgu olarak Det. Olgu evet. Yani öyle yok, bir gerçeklik var. Bence yani... şöyle. Her şeyin sonunda Det kalınmış. Çünkü her ölen şey Det'e gidiyor aslında. Her şeyin Det'i o yani. Şöyle aslında ebedi olan şey Det. Yani Light ile Void savaşıyor diyelim, Det'e gidiyor. Bence orada bir Sylvanas'ın işbirliği yaptığı Maldaki Jailer dışında bir güç Moise daha olabilir. Var. Ama Moise'e evet. Bakın neredeyse hiçbir şey bilmiyor. Bence bir güç daha var ve şu anda o elindeki gücü kaybetti. Sylvanas'la birlik yapıyor. Bunun karşısında Sylvanas'a bazı ayrıcalıklar tanıyacak.
bu şekilde de Mando Kijaylar'dan kurtulacağız. Biz niye bugüne kadar Eda'ya şey teori yaptık ama? Güzel yaptı. Zaten evet hani. Bu böyle olacak, ben sana söyleyeyim. Hani şey de düşünüyorum ben. Şimdi bu Blizzard'ın ben söylediklerine güvenmiyorum abi. Şunu şu yüzden söylüyorum. Bu adamlar gözümün içine bakıp Gromaş Warlords of Draenor'ın son bossu dedi. Ama döndü dolaştı. Gromaş en son "We are free" diye bağırıyordu. Keşke orada Hirel kafasında çakıp "ne diyorsun sen" deseydi mesela. Çok güzel bir derdi o. E şimdi bu adamların o zaman ben niye Jailer paketin ana kötüsü olacak lafına güvenmek zorundayım ki? Yani o kadar rahat twistleyip başka bir şeye dönüştürebilirler ki. Onun için kesinlikle ben Jailer'ın bu olması gerektiğini düşünmüyorum. Yo Jailer kesinlikle. Bence Jailer şu anda şimdi çünkü herifin olayı şu. Bak ben bunu hep söylüyorum. Adam Gul'dan eziyet ediyor. Yani çok güzel bir şey. Yo adam ama şimdi şöyle düşünün. Jailer şu anda sonuçta Shadowlands'a da bir düzen var. Bu düzeni bozuyor. Evet. Belki onu bozmasının yani da kendi bildiği sebebi olacak. Bunu belki da bilmiyor. Belki iyi bir amaçla bozuyor işte. Belki Sylvanas da o iyi amaca hizmet ediyor kendince. Yani, evet tabii. Hani ya da hatta. Helle de var tabii, evet. Hani var, şöyle bir şey var. Shadowlands'a dair hiçbir şey bilmiyoruz. Onun için biraz spekülasyon yapabiliriz yani. Jailer'ın yaptığı şeyin, hani benim bahsettiğim şey de olabilir yani. Her şeyin sonu yalnızca başlangıç lafını cidden bize gösterecek de olabilirler bir noktada. Evet. Ben o lafın cidden yani boşa söylendiğini düşünmüyorum. Acaba Orbiter mı bir şey yapıyor? Birlik yapıp Jailer'ı atletmeye çalışıyor. Arbiter'ın etkisiz olduğunu mesela biliyoruz çünkü işte şey yani normal işleyişte her ölen anima sahibi ruh, her ölümlü önce Arbiter'ın önüne gidiyor, ondan sonra Shadowlands'ın neresine aitse o nasıl karar veriyorsa oraya yolluyor. Şu anda öyle bir şey olmadığını biliyoruz. Demek ki Arbiter etkisiz bir durumda ve biz orayı düzeltmek için gidiyorsak çok büyük ihtimal Arbiter bize ilk görevi verecek ve gez bakalım şu Shadowlands'ı bir sıradan gidecek yani. Onu da biliyoruz bu arada. Shadowlands'te her bölgeyi sıradan gezeceğiz ilk karakterimizle. Gerçek hikaye o. Yani gerçek. Bize Arbiter gezdirecek, evet. Aynen. Lore olarak söylenen kanon hikaye bu. Sırayla bütün bölgeleri gezeceğiz. En son bir tanesine aidiyet hissettiğimizi seçeceğiz ve oranın endgame'ini yapacağız. Artık hangisi bize ne veriyorsa onu seçeceğiz işte. Ama şu anki durumda yani öyle bir seçim şansı kimsenin yok. Zaten oradaki seçim şansı da işte bizim özel özel karakterler olmamızdan, Shadowlands'e ruhumuz ve vücudumuz da girip çıkabiliyor olduğumuzdan bu seçenek bizde olacak. Yoksa normalde öyle bir şey yok. Arbiter yolluyor bir yere ve o ruh oranın göreviyle işte artık ne yapması gerekiyorsa, ne görev verilse onu yapıyor. Bolvar bizi, hani Bolvar geliyordu. Öyle demiştik. O Dead Knight. Bolvar şöyle olacak bence. Ben ona hep şu mantığı kuruyorum. Genelde Blizzard'ın Legion'dan beri Future Trailer'da anlattırdığı karakter ya çok önemli bir rolde oluyor ya da bir geçiş sağlıyor. Bolvar da öyle olacak. Yani bunun örneği Khadgar ve Jailer. Evet evet. Aynı şekilde. Aynı. Ama biraz ben daha çok işte ben Bolvar'ın Shadowlands hakkında ciddi bilgi sahibi olduğunu düşünüyorum. Tabii canım, olmaz olur mu ya? Adam içinde yaşıyordu onun yani. Evet. Yani mesela işte, şey düşünüyorum. Dediğim gibi Blizzard'ın bize böyle gösterip tamamen ters bir şey yapma oyunu düşünmüyor. Burada ben uçacağım ama hani şeyi öğrendik ya biz artık. Bize iyi gösterilen şeylerin o kadar da iyi olamayacağını. Arbiter, Jailer'a derdi oluyor olabilir mi? Kontrolü ondan alıyor şimdi Jailer. Bence alıyor yavaş. Ben Arbiter'ın öyle nasıl söyleyeyim ama tabii Arbiter'ın öyle bir şey de olmayabilir. Hani içten böyle duygusal bir mekanizma olduğunu Jailer'ın sanmıyorum. Jailer'ın var gibi ama. Jailer'ın var. Jailer ama daha nasıl söyleyeyim benlik sahibi bir karakter gibi duruyor zaten. Evet evet. Sonuçta böyle bir isyanvari bir şey başlatmış ve evet. Yani bunu yani oranın düzenini bozacak seviyeye getirebilmiş. Çünkü hani şeyi de konuştuk ya. Berenar'ın videosundan hareket yani animanın aslında bayağı oranın petrolü falan olmasın yani belki böyle bir düzen var. Tabii belki yani. Jailer bunu kırmaya çalışıyor. Peki. Zaten o. Çok kısa bir yönlendirme daha yapayım size.
Sylvanas'ın boğsam dili ne gibi problemi olabilir? Bence Jailer'ın emriyle boğsam dili denklemden çıkarmak istiyor ama niye bilmiyoruz. Çünkü boğsam dilinin patronu var. Bunu neden söylediğimi de biliyorsunuz. Kitabın evet. O yayınlanan kitabın hani... üzerinde bulunan yazılar. Şimdi Death'le alakalı gerçekten çok fazla önemli bir varlık var. Boğun Sandi var. Boğun Sandi'nin patronu var. Voyzala. Voyzala tanıdık. Voyzala büyük ihtimalle ama. Voyzala'nın da açıklanmış bir şey yok. Voyzala'nın da bu denklemde güç seviyesini de bilmiyorum. Belki gerçekten çok hepsinden duymuştur canlı. Voyzala fısıldayan canlıyı sanırım hala hayat olarak. Jailer deniyor ama hala olmayabilir. Deniyor derken teori, onu da söyleyelim. Hani Blizzard evet, tarafından denli durum yok. Resmi açıklanmış bir şey, onu da öğreneceğiz. Onun dışında, bir dakika, bu resmi mi? Hayır, açıklanmış bir şey yoktu. Evet, anladım. Onun dışında Helya var. Belki Jailer yavaş yavaş bu da hani hepsine ayıklamaya çalışıyor. Çünkü şeyde konuştuk ya, Bone Sander'in yaptığı belki de Shadowlands'a anima çalıyor. Jailer de bunu bitirmek istiyor belki. Yavaş yani, yavaş. O zaman şöyle, aslında Sylvanas'ın Sylvanas'ın Helya'yla da bir bargainı var. Yok, demek istediğim şu, Sylvanas'ın Teldrassil'de yaptığı şey aslında boğsam diye atıyorum denklemden çıkartırsa yapacağı şeyle aynı kefe. Benzer. Yani çünkü en nihayetinde Teldrassil'de bir ruh tutma mekanizması. Boğsam diye de öyle. İşte Draenei'lerin adını sen söyle, Soul Machine'ler de öyle, Twisting Nether de öyle vesaire vesaire, böyle uzun gidiyor liste. Yani evet. Bu Death olgusunu bozan ya da işte değiştiren, çomak sokan ne kadar olgu varsa onlara biraz yöneliyor gibi duruyor, doğru muyum? Evet, aynen. Yani öyle bir ihtimal çok zaten görünür durumda. Yani ve ilginç zaten... bir detay var. Şimdi bunu Jailer'ın şeyi çıktı ya, art şeyi sızdı ya. Ben Jailer'ı ilk gördüğümde dedim ki lan Jailer is Jailed. Hani ne bu hani? Çünkü bayağı zincirlenmiş böyle duruyor. Çok garip işte. Gitmişti. Hı-hı. Ama onu şöyle düşünebiliriz. Belki o an bir sinematik yaşanacak ve onun sonrası. Belki kendisini o zincirlerden, çünkü o zincirler hani üzerinde duruyor ama belki onları kırmış halim. Bence o zincirlerle ruhları tutuyor. Oo. Olabilir. Sırf görüntü olabilir yani. Olabilir. Zincirlerle bence ruhları tutuyor ve yani çünkü işkence o, ediyor. Bolvar'a tutan da o zincirlerdi mesela. Yani yok, bence o değildi ya. Görsel atıf mı diyorsun? Sanmıyorum ben de. Bence öyle çünkü şey... nasıl Lich King hani Maldraxxus'un büyülerini kullanıyor, oradan güç alıyor. Aynı şekilde eğer Mav'un gücünü kullanıyorsa onlar da zincirlerle simgeliyoruz. Jailer'ın imajındaki ya da gücündeki şeylerin görüntüsü odur yani bence. Şimdi bir sorun var o. Şimdi bize bu kapı açıldı. Değil mi? Yani o... Not yet. Evet. Ama evet, daha değil. Videoda olay olunca açılmış olacak. Tamam, açıldı. Evet. Ama bizim buraya geçişimiz hala mümkün, nasıl olacak bilmiyorum. Mümkün değil demeyelim, muallakta çünkü henüz yani, bilmiyoruz. Nasıl olacağı bilmiyorum. Şeyden, işte. Shadowlands official sayfasından bakarsan orada yazan şu. Tam olarak tekrar çevireyim. Birebir. Adam 5. defa çevirir. Yeter, sormayın. Yok ya, hayır. Bak, orada diyen şu işte. As one of Azeroth's greatest champions, you have been granted the power to cross over in body and soul. Now you must investigate a conspiracy to unmake the cosmos and help Warcraft Legends journey back or fulfill their ultimate destiny. Yani olay bu. Çevireyim işte. Yani Azeroth'un büyük kahramanlarından biri olarak size işte Shadowlands'e vücudunuzla ruhunuzla girme gücü verildi. Ki bu da çok yani, mantıklı. Bize Nuzot'la Nuzot savaşında bağımızı gösterdiklerinden. Aha, aynen. Yani sonuçta biz özel karakterler olarak gidiyoruz ve level olarak da düşünürsen zaten yani bizim player karakterin hikayesi olarak da bakarsan zaten başımızdan bir sürü şey geçmiş. Evet. İşte kendi klas liderimiz olmuşuz. Legion'a gelmeye yardım etmişiz falan. Yani gerçekten güçlü karakterleriz yani hikaye içinde de. Ve bize bu yüzden böyle bir güç bahşedilmesi gayet normal. Zaten işte oraya gitme sebebimiz de
Yani kozmos düzenini bozacak, o charttaki kozmosun düzenini bozacak bir entrikayı incelemeye gidiyoruz ve oradaki işte Warcraft efsanelerinin geri dönmesine yardım etmeye ya da oradaki artık kaderlerini tamamlamalarına yardım etmeye çalışacağız. Shadowlands'daki zaten olayımız, görevimiz bu. Yani... Blizzard şey dedi ya, Shadowlands'a itibaren kozmik chart'ı bir iyice işlemeye başlayacak. Evet, tamam. Evet, aynen. O, bunlar yani o olayın ilk adımı Shadowlands'a. İlk kez hani herkesin şikayet ettiği işte eski mevzuları pişirip yeniden koyuyorlar diye bir genel şikayet var ve bu ilk kez tamamen orijinal bir şeye gidiyoruz ve hiçbir dayanağı, hiçbir yani Shadowlands'daki en eski şey Uther ama onu sevdiğim zaten ölmüş bir karakter bu. Yani çok mantıklı. Aynen. İlk ölümlü olarak oraya gittiğini bildiğimiz karakter o. Ve orada olan diğer karakterlerin de işte Tral'ın annesinin işte Maldrakus'ta olması, işte Ardenweald'ın Druid mevzularıyla bağlantılı olması ve çok büyük ihtimal Elu'nun nasıl bir şey olduğunu açıklayacak olması, işte Ravendred'de Kalthas'ın olması. Mesela Kalthas kötü bir karakter olarak biliyoruz ama Mav'a gitmemiş ve Ravendred'e yollanmış. Bunlar dışında kalan bütün karakterlerin de tahminen o bozulan makine yüzünden Mav'da görecek. Evet. Belli bir aşamadan sonra evet, yani sonuçta işte bunu Edge of Night'tan sonra diye ima ettiler ama kesin olarak kimin gittiğini ve tam olarak hangi tarihten itibaren ölenlerin Mav'a gittiğini bilmiyoruz net olarak ama sonuçta bunu göreceğiz. Yani Battle for Azeroth'ta olduğuna emin olabiliyoruz çünkü o nasıl diyenlerin oraya gittiği söylendi. Ha, yani çok büyük ihtimalle Sylvanas Warchief olduktan sonra, benim tahminim o. Sylvanas Warchief olduktan sonra ölen, Azeroth'ta ölen herkes Mav'a gitti. Yani Arbiter'dan tamamen olayı kopardılar. O Warchief olması çünkü öyle bir kırılma noktasıydı ve Vol'jin o yüzden etkileyecek bir artık dış müdahale yapıldı bunun olması için ve ondan sonra da bunun yolu tamamen açıldı ve artık Sylvanas oraya herkesi yollamaya başladı. Bu arada bir düzeltme yapayım. Görkem, hani ben Uther'ın ilk göreceğimiz karakter dedim ya, orada bir kafası anlık daldı. Uther ilk giden karakter değil, kafa karışmasın. O tabii, öyle tabii. Hani benim lafım üzerine gelince öyle. Yok, kim evet. Bilmiyoruz yani, Shadowlands'a ilk yani. Orada göreceğimiz işte efsanevi karakterlerden bir tanesi. Aynen. Yani dediğim gibi işte her bölgede tanıdık birilerini göreceğiz. Ve işte tahminim hiç beklemediğimiz sürpriz karakterleri de göreceğiz. Aa işte bu da vardı falan diyeceğimiz. Yani. Mesela işte Brock Sigar benim en büyük böyle beklentim. Brock Sigar'ı mutlaka artık. Çünkü Legion'da bile adamı şöyle bir usulen gösterdiler. Çok böyle yüzeysel geçti. Yani umarım Brock Sigar'ı ve o Sargeras'la olan yüzleşmesine bir birebir bir artık sinematik olarak yaparlar. Mesela değil mi? Ya evet işte öyle bir şeyler olmalı. İlidan'ın anıları gibi falan böyle. Aynen işte. Yani artık böyle yarı sinematik bir halde onu o anı görelim yani. Çünkü Sargeras'ın modelini de zaten oyunda yaptılar artık. Evet, ya. Evet. Yani er geç bir şekilde bağlanacak bu. Sonuçta İlidan oradan gelecek. Titanlar oradan çıkacak ve Sargeras mevzusu tekrar aynen dedikleri gibi işte o kızıl yıldız orada duruyorsa er geç o açılacak demektir. Yani bunu söylediler. Ay, soru cevap kısmında bizzat bunu sordular. Bir kişi sordu işte o kızıl yıldız açılacak mı, titanlar gelecek mi dedi. İşte cevap da şuydu. Eğer Warcraft evreninde bir şey görüyorsanız işte bir orada boş şey bıraktıysak o orada boşuna durmaz. Er geç açılır gelir. Bir şey olur dediler. Şey demişti galiba, o kızıl yıldız kaybolursa endişelenmeye başladı. Esas kaybolursa endişelenin demişti. Aynen. Yani onun orada durması iyisiz. Onu öyle düşün diye. Yani ben burada ufak bir spekülasyon yapacağım. Yani benim zaten Sargeras'a takıntılı olduğum herkese bir tane artık. Ağır Legion'dır kendi. Tabii. Ben diyorum yani. Neredeyse Old God'lardan daha fazla seviyorum Legion'ı. Çünkü adamları Warcraft 3'ten beri gördüm yani. Evet. Şey düşünüyorum. Şimdi ben şey iddia ediyorum ya, Sargeras'ın Jader'la beraber çalışıyor olma ihtimali ki bence çok mantıklı. Bunu da tekrar açıklayayım kısaca. Sargeras tahminen bu oyunda kozmik bilgisi en yüksek karakterlerden biri. Yani Jader'la beraber. Amaltul'dan daha fazla biliyor yani kozmik sorunları ve
gerçekleri. Onun işte hani Death'le bu kadar işi dışlıyken Shadowlands'ı fark etmemiş olması çok bence mantık dışı. Yani bu kadar işine yarayabilecek bir yeri de yani içine dalıp belki JL'le iletişime geçmiş olması çok yüksek. Yani çünkü böylece Lich King'i beraber yapmış olabilirler. Yani daha doğrusu JL'le söylemiş olabilir. Yaptır sen böyle bir şey diye. Ve hani şeyi de konuşmuştuk, hani Rift of All yoluyla Shadowlands'a da geçmiş olabilir böyle. Çünkü o Nether ve şey akıyor ya Rift of All. Mesela böylece hani Sylvanas'a ait madem tanrısal bir yere koyduk, yani Sargeras'a da iletişime geçmiş olabilir mi noktada? Sylvanas. Uzak ihtimal bence. Sargeras'ın da bilgisi dahilinde olabilir. Yok yok, ben sanmıyorum. Ya. Yani en azından Sargeras bundan memnun olabilir. Sylvanas'ın yaptıklarını. Dışarıdan şöyle görebilir. Şimdi Void'e karşı savaşan ve buna karşı da dayanıklı, bağışıklıklı bir sonuçta undead'lerin böyle olduğunu biliyor ve zaten evet. En baştan aslında şöyle de bir şey var. Yani Scourge'u belki de bu yüzden kuruyorlar. Hani onu destekleyici olarak öyle düşünebiliriz. Evet. Sonuçta bu gezegenin Old God Corruption'la çok uzun süre bir hakimiyet altında kaldığını biliyorlar ve aslında gezegendeki direnişi kırmaktan kastı belki de gezegendeki Old God direnişini, o Old God altyapısını kırmak. Evet. O yüzden belki Lich King o öyle bir mekanizma kuruyorlar. Çünkü mesela bizim gördüğümüz ne? İşte Legion'ın Lich King ve işte Scourge'ı o üstümüze salmasının amacı işte ölümlüleri temizleyip işgalin yolunu açmak. Ama belki Old God'ları temizleyip işgalin ve Legion'ın orayı temizlemesinin yolunu açmak için bunu yapıyorlar. Evet, ki zaten gezegeni yok etmeden bunu yapmayı işte belki bu şekilde Sargeras böyle bir strateji kurdu. Evet, ya da şey yapacaktı belki bütün Azeroth'ları çevirdikten sonra zaten o katları koruyacak bir şey kalmadı. Tabii için. Zaten evet. Arthas da sonunda böyle bir amaca doğru yöneldi. İşte kendi başına kendi iradesiyle bir şeyler yaparken bu gezegeni kurtarmanın tek yolu herkese undead yapmak diye bir karara vardı yani. Belki en başta sonra da belki savaşı old katlara taşıyacak doğrudan. Aynen. Yani o yüzden bunun böyle bir dayanağı olabilir ve gayet de mantıklı bence. Ya şöyle diyeyim, ben Sargeras olsam Sylvanas'ın yaptığından çok üzüldüm ya. Destekler yani değil mi? Yani çünkü Sargeras onlara karşı da yani güçlenmiş oluyor evet. Ve hem gezegeni kurtarmış oluyor hem de gezegendeki bozulmaya karşı savaşabilecek büyük bir güç oluşturmuş hani oluyor. Hani şey dedik ya, Sylvanas Illidan olabilir. Illidan zaten Sargeras. Yani. Şu anda evet. Yani o ikisi aynı durumda. Yani şey, Sargeras tane mesela, nasıl diyeyim, daha greater good için bir şeyleri yok etmekten bir şekilde kaçınmayan bir karakter. Evet, yani evet. Evrenin yarısını yok etti zaten öyle. Evet. Lich King Old God'lardan daha mı güçlü de değil. Değil tabii canım değil. zaten yok Saron'un etkisine giriyor biraz. Şöyle bir yönlendirme yapacağım ben tekrar. Konuyu Sylvanas'a çekmek açısından. Özellikle abi bu kardeşlerin kaderinin durumu. Yani 3 kardeş var bildiğimiz Windrunner'da hani ön plana çıkan. Evet. Ve yani birinin Void'de bir uç noktaya gelmesi, birinin Dead'de bir uç noktaya gelmesi. Peki diğerinin konumu ne olacak? Çünkü Veressa şu anda biraz daha inzivai bir durumda. Ama Sylvanas'la olan bu mücadele, özellikle yeni kitabın açıklanmasıyla ortaya çıkan Sylvanas, Boğuz Hamdi ve geri kalan bütün Azeroth Sylvanas kovalamacısında Veressa'nın da bir yer alacağını düşünüyorum. Bu anlamda siz ne düşünüyorsunuz? Ya ben açıkçası önceki şunu söyleyeyim. Ben Ejderha'nın gününü okudum yani. Veressa'nın nasıl bir karakter olduğunu biliyorum ama bence Veressa kardeşlerinin ardında her zaman biraz ezilmiş yani. Ezilmekten kastet biraz geride kalmış bir karakter. Onun için ben onun hatta bu ikisinin savaşında biraz ezileceğini düşünüyorum. Veressa'nın ben çok bir şey beklemiyorum ya Veressa'dan. En fazla yani şey zaten yapabilir. Şimdi ne yapıyorsun? Canlarım. Yapar. Çok bir şey beklemiyorum bence. O kadar.
oyundaki ve hikayedeki konumu şu, Silver Covenant'ın yani hayaliflerin başıydı. Evet. Yani ve şeyle Aleria ile beraber hareket ettiğini de gördük. Aleria da şu anda Void Elf'lerin başı olduğuna göre, yani eğer ki bu customization değişiklikleri gelirse bence Verissa ve yani Verissa yoluna gelecek değil mi? Evet, yani. Ve onun üzerinden High Elf skinleri Void Elf'lere gelecek olabilir. Ben böyle bir tahminde bulunayım. Ve bu şekilde tekrar hikayeye katarlar onu. Çünkü şu anda yani en son onu şeyde gördük. Battle for Azeroth'ta Aleria ile yan yana işte bu Alliance birliklerinin içinde şey yapıyordu. O da yani savaşın içindeydi ve nasıl demek ki High Elf'leri komuta ederek orada bulunuyor. Ama işte sonuçta High Elf'lerin hepsi neredeyse artık şey yani lore'da High Elf zaten sayısı aşırı az. Void Elf sayısı daha da az. Ama bunların bir arada olması için de belki bir güçlerin birleştirmeleri evet. lazım. Çünkü aslında hepsi aynı evet, High Elf, Void Elf, Blood Elf. Tabii aynı halkın artık evet. Bireyleri. Sadece hepsi birbirinden daha iyice yani. İşte farklı güç kaynakları var ve işte Void Elf sayısı daha da az olduğuna göre High Elf'lerle birleşmek zorundalar. Yani eğer ki bu customization değişiklikleriyle işte hikaye olarak da birleştirirlerse mesela işte High Elf skinlerini açmak için kısa bir chain quest böyle 3-4 questlik bir chain koyarlarsa bence mutlaka Verissa üzerinden olacak yani. Mantıklı. Peki tesadüf mü sizce yani bu kadar bu üç kardeşin de lore'da bence değil ya. Tabii ki değil canım. Yani nedir peki bunun altını dolduran şey sizce? Yani tahminen burada vurgulanan şey, hatta şeyde de Shadowlands ön şeyinde de yazıyor ya. İşte Aleria Void'in hani temsilcisi orada. Sylvanas'a Death'in. Hı hı. Ya bir savaşlar olur mu? Olsa Sylvanas bence çok rahat. Aleria'yı mağlup edebilir zaten de. Ben bir savaş şöyle olur. Yani bence olmaz. Çok ileride olur ya olacaksa. İşler iyice uç noktaya gelir. Ancak ondan sonra. Ben Shadowlands'da bir şey beklemiyorum. Ama şey olabilir. Bir diyalog yaşayabilirler. Hani sen hani belki birbirlerini sorguladıkları. Belki birbirlerini anlamaya çalıştıkları. Çünkü çizgi romanda çok agresif çıktılar birbirlerine. Evet. Yani Sylvanas kardeşlerine dair ne hissediyorlardır? Şöyle olabilir. Onları öldürmeyi düşünüyordu. Hani sülkah düzenleyecekti zaten. Yani işte onları kendisi gibi işte Banshee. Evet, onları kendi gibi yapmak istiyordu. Hı-hı. Yani bu güce sonuçta şöyle yani Sylvanas'ın motivasyonu bence şu. Ben işte benim gibi olsun bu kadar aynen ben bu kadar böyle buna dayanıklı ve bu kadar güçlüysem kardeşlerim de bu güce komuta evet. etsin. Onlar da bu gücü güçlendirsin, buna katılsın diye düşünerek yapıyordu ama baktı ki işte Void etkisi var işte şeyde ve yani aynen işte şeyde Valyria'da ama şey Varessa'da şeydi daha böyle nötr ve artık böyle nasıl diyeyim Aleria'nın güdümüne girmiş halde olduğu için evet. bir nevi onları hadi bakalım şimdilik devam edin böyle diye bıraktı. Yani hatta acıyor zaten bir noktada o yüzden bırakıyor. Evet evet. Yani işte şey o yüzden bence yani bana şöyle geliyor mesela ileride karşı karşıya gelmeleri ancak yani Sylvanas'ın Aleria'yı Void'in etkisinden kurtarma durumuna bağlanır gibi geliyor. Çünkü Void sonuçta Sylvanas'a direkt tepki verdi ve şey böyle Aleria'yı karşı uyardı ve aralarını açacak böyle şey uyarılar veriyordu. Sylvanas'a karşı. Artı Aleria Silurum'una gittiğinde Void hemen onu böyle nasıl diyeyim artık böyle bir corruption'ı sadece buluyor onu bir anda. Geliyor yani. İşte, evet. Işte, anchor olarak kullandı. O Aleria'nın iradesinin dışında bir corruption var demek ki üstünde. Bir Void corruption var. Hani ne kadar Void o Void'i kullanıyorum Void Elf oldum ben gibi bir durumda olsa da. Aslında zaten Void Elf'lerde Shadow Priest'lerde hani her zaman bir struggle içinden öyle yani. Tabii tabii. Yani. Evet aynen. Yani işte o yüzden
Bu konu bence sonunda bağlanırsa hatta işte şey de olabilir. Yani işte belki Varessa da Void'in etkisi altına girecek ve ondan sonra işte Sylvanas ikisini de ya kurtarmak ya öldürmek zorunda kaldı. İşte ileride öyle bir dramatik mevzu görebiliriz yani. Biraz ona doğru gidiyor çünkü. Peki ben bir şey sorayım, ufak bir soru. Hı-hı. Blizzard'ın böyle kenara karakter dolaba koyup sonra alma oyunu biliyoruz. Hı-hı. Ya tabii. Bu sabah Bender'e videosunu dediğinde aslında aklıma geldi o. Şu an dolapta duran çok fazla karakter var. Yani Medivh var, Khadgar var, Lotus Walker var, Zalatat var. Zalatat'ın daha vakti çok tahminen de. Karazhan'ın çok engin bir bilgi kaynağı olduğunu biliyoruz ki hatta Medivh oraya, Khadgar oraya şey için gidiyor yani acaba Azeroth'u mu birleştirebilirim? Hani kocaman bir kılıç saplanmış. Bilgiyi oradan bulabileceğini düşünüyor. Böyle bir yer Karadan ve çünkü orada şey de var. Yani Legion'dan oraya getirilmiş bilgiler de var. Ve hani Belir şey de söylemişti. Aynı Ice Crown'un Shadowlands'a anchor point olması gibi Karadan da şey. Netra. Evet, anchor point. Netra, anchor point. Medivh'in şeye vurgulamıştı Belir hani. Medivh Legion'ı pek umursamadan gitti ve benim daha önemli bir işim var. Çok daha ciddi bir konu. Ben ona gideceğim demişti. Hani Shadowlands'te bu dolaba konulan karakterleri yavaş yavaş görmeye başlayabilir miyiz? Khadgar'a Medivh özellikle. Çünkü yani Medivh işte çok bu arada güzel bir bariz bir Medivh geri dönüşü var muhabbeti var ama. Evet şimdi Belular bunu diyorsa bence iki ihtimal var. Ya içeriden bilgi aldı ve tüyoyu beslemek için bir tohum atıyor. Ama söylediği her şey de tutmuyor ya. Yani içeriden her şey tutmuyor da işte yani şey de olabilir. Sağlam bir ihtimal işte. Yani özellikle içeriden böyle bir tüy aldıysa biraz Medivh'den bahset bakalım. Belki geri gelir Shadow'dan istediyse mesela. Evet. Biri. O da çaktırmadan bunu yapmış olabilir. Ya da ikinci ihtimal gerçekten böyle bir konu kendisi düşündü ve işte bunun dayanağı olarak gördüğü şeyleri anlattı. Yani çünkü bak hani spekülasyon seviyesinde olsa bile Medivh böyle konuları çok kolay içine koyabileceğim bir karakter. Evet ama işte şöyle çok bir durum var. Karakter. Mesela başka bir sürü karakterden bahsedebilirsin. İşte Shadowlands'te bağlayabilirsin. Evet. Şu anda hepsinin iyi kötü bir önü yapıldı ama Medivh'le ilgili hiçbir şey yok. Mesela Khadgar ihtimali Medivh'den daha yüksek ama Khadgar demeyip Medivh diyor. Neden? Tek dayanağı da işte daha büyük bir işim var diye gitmesi. Mesela Asshara da bunu dedi. Evet. Ama işte Medivh bunu çok daha ne zaman dedi yani. Tamamen Shadowlands'ten bağımsız bir anda dedi yani. O yüzden ona bağlamamızı işte bağlamamızı böyle bir kırıntı atmadılar yani oraya. Mesela azıcık bir şey bence orada her şey kırıntı attılar yani. Ha işte biraz o öyle işte hani lazım olunca bir yerden tutar bağlarız dediler de yani şimdi ön planları olduğunu biliyorsak oraya ufak bir böyle kırıntı atabilirlerdi. Mesela ölümden falan bahsedebilirdi. O çok i̇şte, bariz olurdu hala. Ha yok yok işte ima olarak mesela işte evet. Her şeyin sonlu olması falan gibi. Evet. Öyle bir şeyden kendisinin olayın işte nasıl diyor ama mesela Belen'in orada bağladığı şeylerden falan. Biri şu. Medivh şeyi vurguluyor ya hani kaderin zincirlerini kırmak için bazen bir kapıyı açılmasını beklemek yerine orayı kendin açıp bilmen lazım. Evet aynı Illidan'ın dediği gibi işte. Evet hani Sivanas'ında hani ben dedim ya Death'i buraya getirip belki de onu bilerek getirip başımıza sağlamak istiyor gibi istiyor olması gibi. Olabilir evet. Hani belki bunu biliyor Medivh yani. Shadowlands bir açılsın bakalım. Yani ne olacaksa olsun demiştir belki yani. Yaşanacak şey yaşansın. Çünkü Medivh tahminen ileriyi de çok iyi görebilen bir karakter. Tabii. Yani işte Medivh'in gerçekten şimdi zaten şey Medivh geldiyse cidden bir şey olacak demek. Evet. Bu ara zaten Medivh'in ölmediğini biliyoruz değil mi? Yani Medivh'in Egwene'in kaldırdıktan sonra hala hayatta olduğunu, Azeroth'ta bir yerde takıldığını falan biliyoruz yani. Fiziksel bir. Tabii. Aynen.
fiziksel formda ama eski insan formunun üstünde görüyor Evet. kendisini ve Ascended. zaten Warcraft 3'te de ilk başta işte Tırala dediği de o yani. Ben Kim de bunu ne insan yapıyor değilim diyor. dediğinde o insanlık günleri eskide kaldı diyor. Yani artık onun çok ötesinde bir şeyler görmüş ki kendisini o şekilde tanımlıyor. İşte bu Shadowlands ile mi ilgili ya da işte eskiden Guardian olmasıyla mı ilgili onu işte bilmiyoruz ama eğer ki bağlarlarsa bunu Shadowlands üzerinden gayet bağlayabilirler işte Bellur'un dediği gibi. Bu kadar. Değil mi? Güzel. Değil mi? Yok aslında güzel bağlama oldu. Böyle şeyde sessizde de kaldık yani. Sylvanas'la ilgili geriye kalan ya da herhangi bir konuşmadığımız, nasıl söyleyeyim, hani dip köşe kalmadığını düşünüyorum. Hatta Yani kardeşlerine şunu kadar girdik. Ben ek olarak bence şunu artık belli ettik. Sylvanas kesinlikle sığ ve şey bir karakter değil. Ya o biraz daha kişisel yorumlara kalıyor. Artık biz bilgimizi paylaştık, bildiğimizi paylaştık, yorumumuzu da paylaştık ve geliyor gelmekte olan deyip yeni expansion'da karşılaşacağımız temayı da aslında bir nebze ortaya koymuş olduk yani. Artık Sylvanas onu bizim... şöyle düşün, hani 20 yıldır bu yılda yapılan bir karakter. Hatta Evet. Afrika bir şey diyor yani. Ben onu yazmaktan çok keyif alıyorum yıllardır diyor. Yani düşünsene biz mesela şu an 3 saat konuştuk galiba. Evet. Yani evet. 2 yıldır gündemde sayısız video yapıldı, sayısız yazı yazıldı, sayısız teori atıldı. Yani Sylvanas kesinlikle sığ değil. Evet. Ve sadece bir basit boss bir karakter olarak... de değil yani. Tabii canım. Kesinlikle değil canım. Yani öyle garoş kesinlikle olmayacak. Onu zaten 1000 kere dediler. Hakaret. Yani artık böyle Sylvanas'ın biraz olayın üstünde bir karakter olduğunu kendileri de biliyorlar. Zaten olaya hani oyunun hikayesi dışından da baktığınız zaman zaten bir fan kitlesi olan karakterlerden en başta gelenlerden biri yani. Hani bir Evet. fanları kadar Sylvanas fanları da vardır. Mesela Anduin'den çok daha fazla fanı olduğunu mesela hepimiz ilk ya, anda ben düşünürüz gerçekten mesela, çok değil mi? fazla. Yani İnanımdan bile aynen. fazladır bende. Yani belki denk olabilir ya da işte artık tabii eski Illidan aktifliği yok. Hani Illidan fanları şeyden beri işte Warcraft 3'ten beri böyle gelen eski fanlar. Ama Sylvanas fanları hem Warcraft 3 hem aktif WoW Evet. dönemini de kapsıyor. Böyle her zaman göz önündeydi ve özellikle böyle şeyden Lich King'den sonra neredeyse devamlı aktifti yani. Abi işte Elad'ın düşünsene yani neredeyse hiç gözükmedi hala fanları var adam gibi var. Tabii yani onu düşününce zaten o yüzden yani bu kadar böyle değerli ve altın hani artık altın yumurtlayan tavuk diyeyim yani bunu kesmezler yani. O yüzden kimse öyle hani Sylvanas'ı keseceğiz aman kötü karakter yok boss olacak. İşte Ol diyorum ya boss olsa bile ölmesine gerek yok zaten. Basit ve yüzeysel Ya düşünmeyelim buyurunuz yani. Jaina falan. Ya çünkü hikaye evet. çok tabii Jaina aynen. Yani. Hikaye ya çok bir de değil. Jaina bayağı komikti yani. Resmen bir kızı alıp kaçtı gitti. İstediklerini tabii, öldürdü. Dalga geçti oyuncularla. Ama zaten görevi tam mission completed yani Jaina'nın için. Tabii canım. Yani yok hayır şey nasıl... demek istiyorum ben. Blizzard istediğinde öldürtmüyor. Yani, tabii. Öldürtmeyen Blizzard öldürtmüyor falan. Evet. Öldürmeyen Blizzard yani öldürtmüyor. %1'de bir canlı da kalır ve bir şey yapar. Sistematik kira falan yani. Bir şey. Tabii. Aynen biz otoyu öldürür zaten. Değil mi? Çok. Daha o bilin, onu bilemiyoruz. Yok işte. Yani. O yüzden son olarak dememiz gereken yani, şey, eğer ki Sylvanas'ı sevmiyorsanız biraz hikayeyi bırakın. Ya abi sevmek Yok, zorunda yani, sevmek Kerin ya. Yani sevmek zorunda değilsiniz de yani cidden abartmayın. Ya sevmek sevmemek değil de anlamaya biraz daha özen gösterin. Çalışın, çünkü evet. Gerçekten Adamlar. Dışarıdan göründüğü gibi ya da sadece Alliance tarafından quest zincirine hakim olup da anlanabilecek bir karakter değil. Biz gibi ki bilinen birçok içerik üreticisinin yaptığı yorumları harmanlayın. Bir araya getirin Evet. ve kendi yorumunuzu bu şekilde ortaya çıkartın. Çok büyük haksızlık ya. Kesinlikle yani. Kesinlikle kolay algılanabilecek bir karakter değil. Hikaye de kolay. Yani şöyle düşünün. Çok 20 yıldır yapılan şöyle düşünün. 20 yıldır yazılan Aynen. bir karakter. Her yıl bir tane paragraf atıp bıraksa yine
kompleks bir karakter olur yani. Ya zaten tabii bir de ben şeyi düşünüyorum. Normalde yani günümüz yaşantısında, gerçek yaşantısında ölüm zaten çok zor bir olgu. Hani işte gidip de gelen yok. Yani nasıl bir olgu olduğunu bilmiyoruz yani. Doğruya doğru. Şimdi bunu bir nasıl söyleyeyim, fantastik evrene sıkıştırıp onun bir hani bayrak taşıyıcısını yaratmak gerçekten çok zor. Evet. Ve üç kere gidip geldiği için yani. Tek başına bir özel bir karakter yani. Ve ben hani bir şey soracağım size. Tabii. Ben açık söyleyeyim, ben Altas'ı çok seven. Orada hatta hani herkesin çocukluk kahramanı Superman falanken benim artık o kadar sevdiğim. şimdi Sylvanas'a bir açıdan da Arthas'ın nasıl diyeyim, ondan kalan şey olarak bakıyorum ben de ve Arthas'ın bize mirası mı diyorsun? Evet. Sylvanas. Aynı Jayla gibi aslında ve şu an Sylvanas Arthas'ı, Arthas kadar etkili yani orada. Şunu söylüyorum. Çünkü şöyle düşünün. Warcraft 3 deyince her yerden Arthas çıkıyor ya böyle. Bütün Warcraft 3 boyunca ve yani evet. Şöyle düşünün. Hala BFA'da Jayla'nın sistematiğinde bir yerden Arthas çıkıyor. İşte Sylvanas'ın anlattığında bir yerde yine Arthas çıkıyor. Belki de Sylvanas böyle bir karakter olacak. Yani hiç unutmayacağız ve her zaman bir yerden dokunacak bir karakter. Arthas gibi. Gidişatı öyle gidiyor. Eğer ki işte peş getiriyor, yepyeni bir şey getiriyor yani, yepyeni bir evet. Dünya açıyor bize. Arthas'ta buzdan aşağı bir şey yapmadım. Yani Illidan'ın mesela bu kadar sevilmesinin de sebebi o ki. Yani sonuçta aynı Arthas gibi. Arthas mesela hadi sonunda kötü giderek böyle kötü karakter olacağını baştan bildiğim sonra onu bir de düzeltmeye falan çalıştılar ayrıca. Ha tabii yani bir hani iyi tarafı da vardı, iyi amaçla yaptı falan gibi. Lich King'ken bile bir misyon verildi ona ama sonuçta Illidan ve Sylvanas zaten anti hero yani. Evet, anti hero aslında. Gri tamam, ya da gri, aslında gri dememiz lazım. Evet, tabii tabii. Baştan kötü gözüküp aslında genel büyük ve büyük resim içerisinde iyi amaç kendi en azından kendi açısından, kendi perspektifinden iyi amaçla ve büyük resmi değiştirici hamleler yapan karakterler. O yüzden yani bence o da o yolda gidiyor. Zaten görünen de o. Ve işte böyle bir karakteri de ancak böyle kullanırlar. Yani benim de tahminim o yönde. Yani ben de aynı fikirdeyim. Yani ben hani insanların, şimdi ben de öyle der gibi gözüktüm ama insanların çat diye silip ona siyah lanet olsun Allah böyle karakter yazın mı olur falan demesi. Yani kendi Sylvanas fikri. Gibi, kendi siyah fikri falan yani. Değil. Yok abi yani şöyle ama söyleyeyim. Ama bak kendi fikri demek ayrı. Neden? Bundan devamlı bok atmak ayrı. Bak o farklı bir durum ama tabii, beğenmeme tabii. Ihtimali de var yani. Ben sevmemeyi yanlış dedim aslında. Mesela ölmesini ya da boss olmasını beklemeyin. Yani. Süper şey olup da yani iyi olup da beğenilmeyen karakter de çok yani. Bunun da bu kapısı tardayma açık olacak yani. Adam var ne ters köşe yaptı ya, hepimiz oturmadı mı yerimize abi nasıl yani? Değil mi? O ters köşe şöyle yanlış anlaşıldı biliyor musun? Hani güzeldi. Nasıl söyleyeyim, ortaya çıkan mesela artık ters köşe olmuyor, ortaya çıkmış oluyor ya zaten. Hani adam onu öğrendikten sonra abi ben zaten biliyordum mesela. Hayır, bir şey var bak, hayır bak şöyle söyleyeyim, bir ortamda tamam mı, ortama gittiğinde mesela arkadaş grubuna giriyorsun, hiçbir şey bilmiyorsan daha iyi konuda o konuyla ilgili falan diyorsun ve o söylenen ortaya çıktığında ha bak evet ben de onaylamıştım hatırlıyor musun moduna geliniyor. Evet gerçekten burada biraz gümbürtüye gitti bu ters köşe ve gerçekten ya şimdi kimse demesin bana Battle for Azeroth ilk çıktığında Sylvanas'la Anduin karşı karşıya geldiğinde Nuzot'u kesecektik aga demesin yani. Burada millet bağırıyordu birbirine Sylvanas'ı öldüreceğiz diye. Bıçak çekip de. Falan diye. Bıçakları çekip birbirimize dalıyorduk Sylvanas için yani. Ben ok katlıyordum abi. Ama evet Sylvanas gibi gözüküyordu Wolverine sayesinde. Ama tek dayanaklı oydu. Yani işte aslında şey. Şeydi tek, yani Jayne Asshara Sylvan attı diye. Tek Old God'a bağlayan işte Asshara şeydi, videosuydu ve onu çok sonra gösterdiler özellikle. Evet. Yani şey de düşünmüştük hani. Şeyle düşünmüştük hani. BFA'da olmayacak ama sonrasında bir buyurda olacak. Aynen herkes öyle tahmin ediyordu. Çünkü herkes işte Black Empire expansion'ı bekliyordu.
Yani o yüzden. O şey, ona bakılırsa biz ama... de çok kızdık ki. Yani mesela video çıktığında şey dedik. Ya nasıl ya? Nasıl böyle bir şey? Ben dedim ki oyunu bırakırım ya dedim direkt. Böyle bir şey olursa. dedim. Ciddi anlamda dedim. Ya böyle ben saçmalık olmuyor. Dungeon'ları güzel yaparım diye bir an umutlanmıştım ama. Abi şey diyeceğim. ben Muzot'un o ilk sıldırılan şeyini görünce ben de gerçekten şöyle peçe oynayasım kaçtı. İşte yani isteğim kaçtı. Ne oluyor ya falan. Ama sonra işte bu biraz oturdum düşündüm. Önce şey dedim. Abi Blizzard bunu yapar. Ya Blizzard bunu yapar dedim içimden. Hiç de acımaz. Old kartları atar gider dedim. Çünkü gerçekten zor bir konu. Belki de uğraşmak istemiyorlar dedim. Yani artık atalım gitsin. Daha ya da en anlaşılabilir. Rafa kaldırmak için bir hamle. Evet hani daha anlaşılabilir şeylere gidelim dedim ama sonra bir vision teorisi gerçekten tutarlı bir teori olarak beni umut tuttu. Hani biz bu arada o vision teorisini yeterince anlattık değil mi? Özelliği falan evet. Gerekmiyor. Evet. Yok yok. Yok yok. Önemli yok. Şöyle neredeyse iki yayın ona anlattık. Söylüyoruz bir yayında ona değindik. Yok gerçekten vision teorisi yani evet bizim böyle evreka dediğimiz bir teori değil. Desteklediğimiz tabii. Yabancı içerik yani. Üreticilerinin çok bir da teorisi. Evet. Teori, boş dedi. Kesinlikle. Ama anlattık detayına da girdik. Evet. Şöyle tamam. Ben o zaman üzücü haberi vereyim arkadaşlar. Sylvanas'ı enine boyuna konuştuk. Aslında ben böyle biraz daha falan yapacağımızı düşünüyordum ama gayet böyle seviyeli böyle elimizde kadehlerle. Üstadım sen de öyle. Aynen üstadım sen de öyle mi düşünüyorsun yahu şeklinde geçtiğimiz bir yayın oldu. Çok keyifliydi. Sizlerin katılımı inanılmazdı bu akşam. Gerçekten bugün sizlere bir en iyi izleyici ödülünü vermek istiyorum. Şöyle söyleyeyim sorular öyle güzel yerlerde öyle güzel şekilde geldi ki hiç böyle alıp da kenara bekletip şu an mesela benim önümde WordPad sayfası açık. Hiç öyle bir şeye girişmedik. Direkt sorular aralara girdi. Anında ve devam ettirdi şeyi. Ve evet konuyu akmasına sebep oldu. İnanılmazdınız bugün gerçekten. Sizlere çok teşekkür ediyoruz.